Yordun be. Çok zıplıyorsun. Ama bak yakaladım. Elim sende. Kestik arkadaşlar. Manyak. Manyak ya. Manyak. Arkadaşlar ne oluyor? Ben bunu senin yanında bırakır mıyım lan? Ha? Ağzını yüzüne kıracağım senin. Bittin oğlum sen, bittin. Ha, bittim. Ya bırak. Abi ne olur. Hemen menajerleri çağırın buraya gelsinler. Hemen! Ne olursa olsun bu röportajı ajansın sahibi olarak ben yapacağım. Ama röportajı benimle yapmak istiyorlar Ceyda Hanım. Sonuçta Alper artık benim oyuncum değil mi? Evet. Benden çalarak elde ettiğin oyuncun. O yüzden bu başarıyı sana mal edemem. Takdir edersin ki. Pardon. Bu önemli. Setten arıyorlar. Alo. Buyurun dinliyorum. Yani şu Alper olayının da gerginliği bir türlü bitmedi ha. Ceyda adamın hiçbir şartını kabul etmedi. Ondan sonrasında da elinden kaçırdı. Delirtti adam işte. Ya baktı ki tuz kokmuş. Paniğe kapıldı tabii. Hiç olmazsa uluslararası iş yapıyorum diye caka satmak bende kalsın. Aşkımın son ayrı setinde olay çıkmış. Büyük olay çıkmış. Benim sete gitmem lazım. Benim de. Kim vardı bizden orada? Fırat Şen, Görkem Atalay Kıraç Bey. İkisinin arasında bir olay olmuş galiba. Artık Fırat ne pislik yaptıysa. Daha sete gitmeden böyle suçlamak biraz ayıp olmuyor mu Ceyda Hanım? Patronundan oyuncu çalan birinden herhalde ayıp öğrenecek değilim. Bütün toplantılarımı iptal et. Araba gelsin hemen. Merhaba, ben çıkıyorum. Haberleşiriz. Evet, bahisleri alalım. Kesin Görkem gelmiştir ortama. Ben onun ciğerini biliyorum. Ya ben Fırat'ı gördüm geçtiğimiz galada. O kadar gergindi ki. Tuhaftı. Yine de düşman karakterleri oynuyorlar. Onların ikisi de alfa. O sette mevzu çıkmama ihtimali yoktu. Reklam toplantımız var. Birazdan buraya gelecekler. Hadi geçelim hadi. Hadi yüksek başlayalım güne. Yaz geliyor. Daha güzel bir şey var mı ya? Hadi. Raç Bey, yaz geliyor.
yaz çocuğu olduğum için ne bilmiyorum. Havalar ısınınca bana bir şey oluyor. İçim kıpır kıpır oluyor. Her mevsimin güzelliği ayrı tabii ama yaz başka. Kaçarız belki bir hafta sonra bir yerlere. Gerçekten mi? Böyle bir kıştan sonra hepimizin hakkı Gül'üm. Sen Çeşmeci miydin, Bodrumcu muydun? Bodrum. Bizim yazlığımız olduğu için Bodrum'da. Hani çocukluğundan beri git gel, git gel. Bodrum'u severim tabii ama ben Çeşmeciyim, net. Siz tabii nereyi beğeniyorsanız, neresi sizin için uygunsa orası olur Kıraç Bey. Hadi bağlayalım şu işi. Az çalışalım, çok kazanalım. En sevdiğim. Kaçta geliyordu bu reklam? 2:30'da buradalar. 2:30. Merhaba. Acaba yanlış gelmiş olabilir misin? Semper misin? Emin. Ben Peri de. Biliyorum. İsmini beğenmedim. Değiştirdim. Periciğim. Merhaba hayatım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Tanıştınız mı? Torunum Su. Evet. Tanıştık. Evet. Bir tane oturmaz mısın? Hiç oturmayayım Peri'de. Bana bu bölüm şehir dışı yazmışlar. 2 günlük de çekimim var İzmir'de. Direkt buradan havalimanına geçeceğim. Öyle. Ay ne güzel. Sana da değişiklik olacak. Öyle hayatım, öyle de benim kızla damat Roma'ya tatile gittiler. Onlar dönünceye kadar Su bana emanet. Şimdi benim setim de var. Oraya götürecek olursam perişan olur. 2 gün sende kalsa. Teyzesin, bu işlere çok meraklı. Asistanlık yaparsan. Değil mi Su? Emrah. Emrah, bundan da Emrah. Neredesin Emrah? Çınar, çok fena durumdayım. Bana yardım et. Arzucuğum, niye geldiğini bana söylemedin? Ne yapıyorsun burada? Ya dizinin ilk bölüm izlemesi varmış. Kıyafet seçmem lazım. Doğru. Çocukluğum zihninde bu hafta giriyordu değil mi? Ya Çınar, bu benim ilk dizim. İlk defa böyle bir yere gidiyorum. Ya ne giymeliyim, ne yapmalıyım? Tamam Arzucuğum, sen bir sakin olmalısın. Bir sakin ol. Ya Çınar, ilk defa kendimi izleyeceğim. Çok korkuyorum. Ya kötü oynamışsam? Herkes izleyecek ya. Ailem, arkadaşlarım. Evet, herkes izleyecek. Hatta tüm Türkiye izleyecek. Ay deme öyle. Arzucuğum tamam bak, ama sen bir sakin ol. Bir sakin ol hanım hayatım. Bir dur. Bak heyecan yok. Yani heyecan var ama güzel, tatlı bir heyecan var. Bugün emeklerimizin karşılığını alacağız. Öyle düşün. O zaman çabuk söyle. Hangisi? Bak bu. Evet tamam. Yoksa bu mu? Bak bu da var. Bu da olabilir. Tamam bir sakin. Bu? Bir sakin olur musun? Lütfen bir sakin. Bu da var. Tamam. Bu da var. Bu da olabilir. Tamam hayatım. Ha? Tamam. Sen bir sakin ol. Bu? Tamam bırakalım. Bunları gel bir bırak. Bırak. Ha? Bırak bir sakin ol. Gel bebeğim. Bir sakin ol. Bir sakin ol, bir rahatla. Bak sana söz veriyorum, oraya en şahane şekilde gideceksin. Merak etme tamam mı? Çok güzel görünüyor sonra. Çok güzel. Tamam mı? Evet bak böyle güzelsin. Cücü. Aşkım ne yapıyorsun burada? Emrah sevgililer mi? Vallahi Cücü bilmiyorum. Emrah. Yani biz de şüpheli. Eminiz Cücü. Cücü sen bir gelsene benimle. Hadi gel. Emrah'cığım bak saçların da çok güzel. Hı? Emrah'cığım fena değil ha. Gel. Sen otur bir. Üzüldün mü? Bilmiyorum Emrah. Bilmiyorum. Yani kırıldım tabii Emrah. Ben ondan izlemeye için yardım istemeye gelmiştim. Hani bırakmıyor ya Ceyda Hanım beni. Hani Çınar ya benim menajerim. Ben şimdi o gece ne giyeceğim Emrah? Ayrıca kim gelecek benimle o gece? Aşkım ama ya... Ya iyi de Emrah, bana daha diziden para bile yatmadı. Yani benim hiç kıyafetim yok. Takı filan da yok. Yok yani, alamadım, alamıyorum, yapamıyorum, yok. Ama görüyorum ki Çınar da çok meşgul. Cücük ben burada neciyim? Aşk olsun yani. Ben ayarlarım sana kıyafetleri falan her şeyi. Sen buna mı üzülüyorsun? Hadi yürü gidiyoruz. Emrah boş ver ya. Cücük hadi dedim. Yürü. Gidiyoruz, o kıyafetleri falan her şeyi hallediyoruz tamam mı? Sen bana bırakıyorsun. Sana söz veriyorum, o gece en şıkkı sen olacaksın. Tamam. Sen Emrah'a güven. Bana güven sen. Tamam anlaştık mı? Tamam. Yürü. Hadi gidiyoruz. Yürü 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 yürü. Hocam geldiler. Hah.
Bıraksak öldürecekti Görkem'i. Elinden zor aldık resmen. Nasıl ya? Ya Allah'tan Görkem biraz eliyle korumuş da. Daha setin ikinci günündeyiz. 6 hafta çekeceğiz biz bu işi. Kaç milyon dolar yatırıldı bu işe? Haberiniz var mı sizin? Ceda, bak sen akıllı kadınsın. Rezil oluruz. Büyük bir teriz, anlıyor musunuz? Büyük bir teriz. Anlıyorum seni. Lütfen halledin şu işi. Hiç yaşanmamış gibi olsun. Gelsinler, profesyonelce işlerini yapsınlar, gitsinler. Böyle bir şey yok. Arkadaşlar, setimde huzur istiyorum. Anlatabiliyor muyum? Bu kadar. Ceda, bak ben bu filme hayatımı verdim. Anlıyor musunuz? Hayatımı. Merak etme, setim durmayacak. Sanırım Fırat'ın alkol problemi devam ediyor. Hayır, bıraktı, hayır. O kadar tedavi gördü, imkansız, ben biliyorum. İmkansız mı? Ne diyorsun sen ya? Adamın dili dolanıyor, replikleri söyleyemiyor, anlıyor musun? Gözler zaten kan çanağı. Ben bir Görkem'le konuşayım. Dün de şüphelendim ama dedim hadi setin ilk günü, çok ses etmeyeyim. Ama böyle bir şey olmaz Dicle. Ben setimde alkollü adam istemiyorum. Eğer bir kere daha olursa Fırat'ı gönderirim, bunu bilmiş ol. Tamam hocam, ben halledeceğim. Siz merak etmeyin, çözeceğim ben. Şimdi çözüyorum, Fırat'ın karavanına geçin bir konuşayım. Ha şurası, tamam. Geçmiş olsun. Sağ ol. Görkem. Fırat. Bu ne hal? Gerçekten seni öldürecekmiş bu manyak. Ya o kim Allah aşkına Ceyda ya? Beklesin o beklesin, geberteceğim ben onu. Ama sana böyle laflar hiç yakışmıyor. Yakışıyor, artık yakışıyor. Tamam. Ne haber? Hemen aradılar mı seni? Ha. Bir şeyler yaşanmış, tatsız tuzsuz. Bitti o, tamam mı? Bak beklesin o. Aradım avukatı. Davaysa dava. Maddi manevi ben tokatlayacağım. Görkem anlıyorum. Haklısın, çok öfkelisin. Olay daha çok sıcak. Evet ama profesyonelce hareket etmemiz lazım. Ne oldu Fırat? Neden saldırdın Görkem'e? Acaba diyorum role fazla mı kaptırdın kendini? Hayır. Ama senaryoya ek yapmışsın böyle 5-10 yumruk kadar. Başladım. Neden peki? Sen bugün içtin mi hiç? Su içtim. Hı. Kafası çok güzel. Ya ben senin alkolü bıraktığını bildiğim için ihtimal vermedim. Ama yine de bir sorayım dedim. Ceyda. Bak sakın bana geri adım atalım falan deme, tamam mı? Yok yapımcının ricasıymış, yok filmin geleceğiymiş falan. Sakın. Hayır hayır, tabii ki olur mu öyle şey? Benim oyuncum burada saldırıya uğramış. Ben geri adım atar mıyım hiç? Ama sen şu meseleyi baştan bir anlat bakayım bana. Siz nasıl bu hale geldiniz Fırat'la? Dicle kafa güzelliğiyle falan alakalı değil. Bayağı bilerek, isteyerek, planlayarak dövdüm. Hı? Nasıl? Hak etti çünkü. Büyük hak etti. Öldürmediğime dua etsin. Niye bu kadar öfkelisin Fırat? Görkem sana ne yaptı? Bana ne yaptı? Gerçekten bilmek istiyor musun? Çok merak et. Evet, merak ediyorum. Anlat bana. Ben dinlerim seni, anlat. Selin onun yüzünden terk etti beni, tamam mı? Selin'in aklını çeldi. Ben Selin'i çok sevdim Dicle. Çok sevmek nasıl bir şey bilir misin? Bilirim. İçim dışım Selin'di benim ya. Önüm, arkam, sağım, solum, her şeyim. Tamam belki gösterememiş olabilirim ama... Ya biz evlenecektik ya. Ya biz 2 ay evlenecektik. Bu benim bu hallerimi kullanıp onun aklını çeldi. Sonra küfretme diyorlar. Küfretmeden nasıl anlatacağım bu kadar? Nasıl? Yani Arzucuğum sen Billie Eilish misin? Yani o olmaz. Senin kendine ait bir tarzın olmalı. Başka bir şey bul. Bu bence müthiş. Evet güzel. Şey, hoş, ilginç. Ama yani sonuç olarak Oscar ödül törenine gitmiyoruz. Kebapçıda dizi izleyeceğiz Arzu. Yani bu biraz ne bileyim, şimdi magazin de olur kapıda. Yani seni zorlayabilir. Onu şey yapmayalım şimdi. Bak söz... Bir festivalde ödül aldıktan sonra bunu giyersin. Tamam mı? Sen çok tatlısın.
Hoşuma gidiyor bana inanman. Teşekkür ederim. Bir şey söyleyeceğim. Sen bu elbiseleri nereden buldun Arzucuğum? Bit pazarından. Pasajdan oradan buradan. İkinci. Ciddi olamaz. Şaka mı yapıyorsun? Ciddi misin? Ne yapayım? Param yok. Yatmadı bize bölüm parası falan. Arzucuğum sen niye bana haber vermiyorsun? Bana haber verseydin ben sana bir şeyler ayarlardım yani. Benim işim bu zaten. Sponsor ayarlardım. Bir tane olur biterdi. Sponsor derken? Yani işte bir tane modacıya giderdik. Sevdiğimiz, bildiğimiz, güvendiğimiz. Oradan bir elbise alırdık. Ondan sonra sen Instagram'dan bir tane post atardın. Beni bu geceye hazırlayan bilmem kim bilmem kime teşekkür ederiz deyip. Oldu bitti. Bir iki de böyle tatlı, hoş story atardın. Biterdi. Para? İşte para yok, sponsor. Sponsor bu zaten yani. Sonra elbiseye geri veriyoruz. Ha. Ben kıyafetler kalıyor sanıyordum. Veriliyor. E tamam olsun. Seçelim hadi. Tamam seçelim dur. Bak bizim anlaşmalı markalarımızı ben sana göstereyim. Tamam mı? Sen buradan seçmeye başla tatlım. İstediğimiz markadan başlayabiliyor muyuz hocam? Başlayabiliyorsun hocam. Başla. Bak hatta ne yapalım biliyor musun? Biz direkt gidelim oraya. Sen yolda seçersin. Tamam. Tamam. En güzelini seç. Tamam. Gel hadi gel. Ben dedim değil mi? Söyledim sana. Söyledim. Fırat'tan çıkmıştır dedim. Çocuğun ağzını burnunu dağıtmış. Acaba hak etmiş olabilir mi? Sen şunun şurasında iki aydır menajersin ve şiddeti savunur oldun öyle mi? Hayır, pes. Savunmuyorum. Pes. Savunmuyorum ben şiddeti. Ortada bir ihanet var. Selin Görkem yüzünden ayrılmış Fırat'tan. İki ay sonra düğünleri varmış ya, evleneceklermiş. Tabii Görkem Selin'i Fırat'ın elinden almasaydı. Ne alakası var canım? Selin bir tercih yapmış. Ayrıca evleneceği kadın elinden kaptırmasaymış. Sen söyle bakayım bana, yönetmenin yanından ayrıldıktan sonra ben sana ne anlattı? Fırat'ın alkol sorunu devam ediyor değil mi? Hayır yok öyle bir şey. Ben konuştum, alkol falan yok. Emin misin? Evet eminim. Bana pek öyle gelmedi. Bak şimdi söyleyeceksen söyle. Yarın çok geç olabilir. Görkem olayı yargıya taşıyor. Aa öyle mi? O zaman Fırat da avukatını tutsun. Ben hukuksal işlemlerine karışamam bu durumun. Evet ne yaptınız? Neymiş mesele? Mesele şiddet. Hayır ihanet. 3 sezon mahvedici çektim arkadaşlar. Şiddete, ihanete doydum artık. Bugün set iptal. Ama yarın kesinlikle bu iş çözün. Ha bu arada setime barışmış bir şekilde gelmezlerse ikisinden bir tanesini filmde tutar, ötekisini şutlarım. Haberiniz olsun. Hocam hocam bu durum artık menajerlik falan değil. Yargı çözecek bu işi. Tamam. Yani ben öyle kolay kolay vazgeçmeyeceğim. Hayda. Görkem ve ben çözeceğim bu meseleyi. Bir dakika dinler misin? Çözeceğiz hocam. Çözeceğiz. Arabam nerede benim arkadaşlar? Hocam arabanız burada. Ne oluyor ya? Görkemciğim tamam. Ya niye ben hep Türk kaka? Niye bunlar bebeğim? Ay, tamam tamam gel. Gel biz gel bir şeyler yiyelim içelim tatlı bir şeyler söyleyeyim ben sana Elin. Olur mu? Why always me tişörtümü giyseydim keşke. Keşke giyseydim boş ver. Niye ben hep Dicle ya? Doğru. Vur böyle bırakıyorum. Ben müsaitim. Ha. Canım? Ne yapıyorsun sevgilim? İyi, iyi. Şimdi Fırat Şen'i setten aldım, bir şeyler diyeceğiz de biz. Aa Fırat abi. Çok selam söyle benden, öpüyorum onu. Tamam canım, söylerim. Sen ne yaptın? Ben de sete geldim şimdi. Bir çay alabilir miyim? Gidiyor Barış abi. Sevgilim tamam o zaman akşam görüşürüz. Tamam görüşürüz, bay bay. Bay bay. Barış Bey iyi günler. Nasılsınız? Size nasıl yardımcı olabilirim? İyi günler, iyiyim sağ olun. Ebru Hanım, şimdi bir mesaj geldi bana. Bakiyeniz sıfırlandı, hesabınızda hiç para yok diye. Bir kontrol edebilir misiniz acaba? Bakalım hemen. Sanırım ortak hesabınız. Aydın Bey tüm parayı çekmiş. Nasıl? Kıraç Bey, ürünümüz bu. Çocuk güvenlik kemeri. Bu kemer sayesinde çocuğunuz özgürce dolaşırken aynı zamanda gözden uzaklaşamayacak. Bakın bu şekilde çocuğun gövdesine giydirerek kullanıyorsunuz. Ve dayanıklı kemer yapısı sayesinde istem dışı uzaklaşmalarında önüne geçiliyor.
Yani çocuğunuz her an elinizin altında. Biraz tasma gibi durmuyor mu? Tasma değil efendim. Kemer. Emniyet kemeri. Bundan sonra çocuk elimden kaçtı. Yok yola çıktı derdine son. Tak kemeri yavruna, çık güvenle yoluna. Nasıl? Bu da sloganımız olacak herhalde. Önerdim ama kabul etmediler. Yani ben de bir çocuğa böyle kemer takmayı biraz rahatsız edici buldum doğrusu. Yani Kıraç Bey'e katılıyorum. İşte biz de bunu kırmak için buraya geldik zaten Gülen Hanım. Buyurun dinliyoruz sizi. Kıraç Bey, biz aykırı bir ürünüz. Ürünümüzü de aykırı biriyle ilişkilendirelim istiyoruz. Bu yüzden reklamda rapçi Ozbi'yi düşünüyoruz. Ozbi mi? Ozbi, şarkıları çok iyi. Mesela bizim için bir şarkı yapsa, rap şeklinde, böyle dillere dolanacak bir beste. İçinde markamızdan, efendime söyleyeyim, çocuktan, güvenlikten, kemerden, patronumuz Ali İhsan Bey'den bahseden bir şarkı. Ali İhsan Bey'den? Evet. Mesela şöyle bir kuple. Çocuğa tasma takmış, bu nasıl insan, hey. Tasma değil o, çocuk kemeri der canım Ali İhsan Bey. Nasıl? Canım Ali İhsan Bey. Evet, orası çok önemli. Tamam, anladım ben. Haberleşiriz biz. Tamam, Kıraç Bey o gün her şekilde uzuyor zaten. Su. Canım, acaba acıkmadın mı? Ne dersin, yemek yiyelim mi şöyle güzel bir şeyler? Olur. Ne istersin? Pizza. Ha, pizza. Tamam, peki. Neli? Amma soru sordun be Per. Söyle işte her şeyle. Hah, tamam. Aa, ama zeytin olmasın. Ekstra malzeme mısır istiyorum. 3 peynirli. Mantardan nefret ederim asla. Sosis olsun. Yok yok. Ya da sucuk. Ama acısız. Şimdi ben o peynir kısmında kaldım. Bir daha bir söylesen bana. Ok Boomer. Peri de çok yavaşsın. Sen de anneannem gibisin. O da televizyon sesini kısmak için mute'a basmıyor da eksiye basılı tutuyor. Delirtiyor beni. Ah. Alo? Peroş. Peroş bittim. Ben gerçekten bittim. Ne oldu hayatım? Beni öldürdüler. Ah! Ay nasıl olur ama bana söylemedi ki. Yani hiç mi söylemedi yapım? Ay sorma. Senaryo bu sabah geldi. Efendim hikaye sıkışmış. Açılması için benim ölmem gerekiyormuş. Boş. Canım olacak şey mi bu? Yani öldürmenin dışında başka şeyler de var. Ne bileyim hastalanırsın ya da uzakta bir yere ziyarete gidersin. Ne bileyim şeyler işte. Ama ne bileyim ben işte senarist öyle demiş. O ölmeden hikaye açılmaz demiş. Ay ne yapacağım bilmiyorum yani. Vallahi bilmiyorum. Deft Hanım. Ha? Set hazır alabilir misin? Ay tamam geliyorum. Peroş beni çağırıyorlar. Ben bir öleyim geleyim. Hadi görüşürüz. Aa, gidip öleyim dedi kadın. Bize ne oldu? Adiler. Senaryoya bakmak istersiniz. Ay isterim, isterim ver. Ha, tamam. Hiçbiriniz beni sevmediniz. Ben bunu biliyorum zaten. Hep sever gibi görün. Hep sever gibi göründünüz. Ama asla hiçbirini sevmediniz. Ben bunu şimdi anladım. Yani bu büyük bir şans Kıraç Bey. Hiç beklemediğimiz yerden bir de çok büyük bir teklif geldi. Temiz rakam. Evet. Tek reklam için çok iyi. Ozmi'nin yeni çocuğu oldu. Belki ikisi birlikte oynarsa. Çift kaşı. İşte ondan pek emin değilim. Neden? Ozbi reklamda oynamak istemeyebilir. Niçin? Adam rapçi Gül'ün. Bir duruşu var. Evet. Neyse gidelim bakalım ne diyecek. Evet. Kalsın bundan böyle hadi. Peki şimdi ne olacak? Görkem'le önce çatıştığın sonra da ortak olduğun iki polisi oynamıyor musunuz siz? Evet. Çözmeniz gereken bir cinayet var. Bir süre sonra omuz omuz olacaksınız. Bak o ailesini kaybetmişsen destek oluyorsun. Sarıldığınız, ağladığınız, dostluk ettiğiniz birçok sahne çekeceksiniz. Bunları çekebilecek misiniz? Ben profesyonelim Dicle. Onu biliyorum. Onda problem yok.
Ama bugünkü yaşanan olaydan sonra hem seti hem yönetmeni ikna etmemiz gerekecek. Çok doluydum. Şimdi biraz rahatladım. Hayat her şey üstüne üstüne gelir bazen. Sen de içine atarsın. Bavyen de diyor ya Settar abi, içine atıyor. Yapma. İyi bir şey değil diye. İçime attıklarım çıktı o sahnede Dicle. Sinirlerim boşaldı, tutamadım kendimi. O benim ayarımı bozmazsa ben sakin sakin çeker giderim sahnelerimi. Sanırım olay yargıya taşınacakmış. Şikayetçi olacakmış. Vay. Bir de üste çıkacak ha? Ya. Tamam. Bak Dicle. Onun bir haftaya kalmaz. Moru da geçer, yarısı da kapanır. Ama benim yaram derinde. Daha içimde. İki aydır acı çekiyorum ben ya. Ve boğazım da bir yumru gibi. Lan bir parça utanla. Ya biz bununla yıllardır da tanışırız. Abi bir hata yaptın de. Aşk bu. Yani bir şey engellemiyor de. Eşeklik ettim de lan bir şey de. İnsan gibi karşıma geç. Yalan da olsa söyle, inanayım bir şey de. Ama bir şey de. Evet. Şikayet edecekmiş öyle mi? Evet. Kimseye... Ben şikayet ağlarım ben halime, halime. Okuma provalarında bir tuhaftı. Böyle kavga sahnelerini alırken saçma sapan yükseliyordu falan. Ya ben nereden bilebilirdim bunun böyle bir şey yapacağını ya? Yani bakın bu resmen adam öldürmeye teşebbüs. Başka bir şey değil yani. Ya o setteki arkadaşlar olmasaydı ben şu an burada belki yoktum bile. Çok üzücü bir olay gerçekten. Ama Fırat'ın sana olan öfkesinin bir sebebi varmış. Onu da bence söylemeliyiz avukat hanıma. Evet, dinliyorum. Buyurun. Ne ima ediyorsun Ceyda? Selin? Hayır, utanmadan anlattım sana bunu. Ya sen kızla hiç ilgilenme. Sürekli yalnız bırak. Böyle alkole gömül. Sonra kız eşyalarını toplayıp seni terk etsin. Teselliyi de bende buldu diye suçlu ben olayım yani, öyle mi? Yani affedersin. Yani. Görkem Bey, bu iş ne uzar ne kısalır. Filmin de geleceğini düşünerek orta yolu bulsanız. Evet, Görkemciğim. Yoksa mahkeme sürünürüz. Daha da kötüsü, olay magazine düşer. Ahlakçı manşetler, sizin üçlü fotoğraflarınız. Büyük rezillik. Ya şu an benim dayak yemiş olmamdan büyük bir rezillik var mı Allah aşkına Ceyda? İyi tamam ya. Tamam. Siz madem elinizi taşın altına sokmuyorsunuz, ben bilirim yapacağım şeyi. Yok, hayır.
Dayağı ben yemişim. Avukatım da menajerim de benden konuyu kapatmamı istiyor. Ya bu mu yani? Vallahi siz beni hiç tanıyamamışsınız ya. Görkemciğim, bu olayı halledeceğiz. Halledeceğiz. Burak, ne haber oğlum? Abi bizim bütün paramız ortak hesaptaydı. Aynen, ne oldu ki? Hesapta hiç para yok, bakiye sıfır. Nasıl ya? Olmaz oğlum, öyle şey, bir hata yapmışlardır. Ben bir bankaya... Sen hiç zahmet etme. Ben aradım, öğrendim. Nerede, ne zaman, ne kadar para çekmişsin hepsini öğrendim. Sen bu kadar parayı ne yaptın abi? Bana bir anlatsana. Hı? Barış. Nerede abi paralar? Ya oğlum bir işe yarayayım dedim, bir yatırım yapayım dedim. Bir kripto paradan bahsettiler. İşte paranızı ikiye katlayacağız falan dediler. Lan kardeşim çalışıyor, emek veriyor. Ben de bari parasını doğru yöneteyim dedim. Bir abilik yapayım dedim. Ya bir işe yaramak istedim oğlum ben de. Çektim bütün parayı. Hı-hı. Gittim mal gibi aynı yere yatırdım. Şu yurt dışına kaçan var ya. Oraya. Gitti yani bütün para. Gitti ama alacağım. Vallahi uğraşıyorum. Ya, vallahi. Ya sen nesiyle uğraşıyorsun abi? Sen nesiyle uğraşıyorsun ya? Adam gitti. Uçtu yurt dışında. Kim bilir nerede şimdi ya? Benim bütün param, bütün birikimim o hesaptaydı. Bu filmden aldığım parayı bile oraya yatırmıştım ben. Sen bizim bütün paramızı nasıl yatırırsın abi? Oğlum sen filmin parasını peşin mi almıştın? Evet. İşte şimdi. O ne demek ya? Sen şu işi bana bir tam anlatsana. Egemen. Şimdi aradılar da beni. Bir arkadaşım çok ciddi bir kaza geçirmiş. Acilen hastaneye gitmem lazım benim. Geçmiş olsun Barış'ım. Durum nasıl? Bilmiyorum. Ameliyata girecekmiş. Gidince öğreneceğim artık. Yalnız Barış'ım bugün 12 sayfalık iş var. Hepsi de senin sahne. Biz ilgilenelim. Sen dur. Benim kendim gitmem lazım Egemen. Kusura bakma. Ya Barış. Anladım. Barış. Oğlum bir konuşsaydık. Ya ben halledeceğim. Barış. Halledeceğim ben. Gidiyor. Ya tutsana adamı. Tamam halledeceğim. Bir gitsin. Ayarla. Gitsin gelecek. Tamam vallahi gelecek. Tamam ayarla. Tamam, tamam. Merak etme halledeceğim. Gelecek. Gelecek. Sen tamam, 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 tamam. Tamam. Hadi. Tamam gelin. Halledeceğim ben. Tamam. Sakin olun. Bir çay için. Ben halledeceğim. Sorun yok. Kolay gelsin. Nasılsınız? Şaka mı yapıyorsun Dicle? Ne oldu, bir sıkıntı mı var? Barış Seth'ti mi acaba? Ben kendisini aradım, ulaşamadım da. Seth durdu Dicle, Seth durdu. Neden? Ne oldu? Barış'ın yakın arkadaşı kaza mı geçirmiş, ne yapmış? Bilmiyorum, bastı gitti yani. Hiç söylemedi bile. Tamam, siz sakin olun. Ben Barış'ı arayacağım, kendisine ulaşacağım. Ulaşınca da size mutlaka haber tamam. vereceğim. Tamam Dicle, haber bekliyorum. Tamam, vereceğim. Merak tamam. etmeyin. Tamam, hoşça kalın. Neredesin ya? Aç şu telefonu hadi ya. Sakin olun. Halledeceğim ben. Gelecek, tamam. Sakin. Problem yok. Gönder. Gönder gelsin. Yürüyorum yıllarım hep yol. Diyorum yine bunun sonu yok. Masamız kokuyor anaso. Yazıyorum bu sefer manifesto. Arıyor zaten hep bir karakol. Bense oynuyorum her gün deli loy loy. Deli loyum, dertlerim bitiyor. Yazıyorum bu sefer manifesto. Kalbini tut dünyanın, korkma. Ruhunu tanı, kibrini yen, kendine sarıl. Ecel aşığıdır canın. Mesela bir şiiri geçirerek aklından kur. Ölümün bindiği dalı. Kaderini yapraklarına yaz hayatın. Kapat annenin açtığı falı. Günün efrosa Cemre'ye bak. Ona varlığının nedenini anlat. Nedenin yoksa bir neden bul. Bilirim zordur geçmişi yakmak ama artık bir neden bulmak. Toprağa sarsıp gerçeğe sığmak. Korkuların küllerine basıp yeniden doğmak dilemek. Kurallarını koymak. Geceden kalanlarını koymak. Mesela yalanlarını bulmak. Zor değil içindekine zor.
Sadece adımlarına bakmak, nereye götürdüğünü yazmak, kafaya yürektekini almak, sonra da gerçeğe sığdırmak. Bunu çamurda yürüyen ruhuma sorduğun yerdeyim. Yalanla boyanan gözler alır ama bilmez gerçeği vermeyi. Bu kafam rüzgara doğru gider, unutur geri gelmeyi. Beni sevmeyin ama hayat ister elbet sizden yüzleşmeyi. La la la. Yine çıka gidiyor bu yol, bana deli gibi konuşuyor diyen de kendine buluyor bir soğuk. Masamda muhabbeti dolana soğuk. Hep yüzündeki yağmuru sor beni, yüzündeki acılara sor. Gerçeği kavrayan aşığın hüznüne serserilik bir parasetamol gibi. Yok yok yok, sanki bu sözlerin anlamı yok. Beklediğin boş laflar acep bu alemde mi yok? Susup da büyüttüğün her şey yoksa kafanda mı çok? Belki de yüzünde direnci maskenin anlamı yok. Yürüyorum yıllarım hep yol. Diyorum yine bunun sonu yok. Masamız kokuyor anaso. Yazıyorum bu sefer manifesto. Araya zaten hep bir karakol. Ben soylu. Düşün nazmini yüklen koş koş. Bazen tatlı bazen ekşi bu gönlüm bay hoş. Bazen çok kızıyorum evet olabiliyorum aga na hoş. Bazen iyi yazıyorum evet öylece bakıyorlar boş boş. Alter egom ele geçirir ruhumu konuşurum onu. Bunu bekleme yapma lan at konumunu. Gelip suratına yapayım yorumumu hadi gör. Ele alalım senin durumunu maalesef göz boyama gibidir. Ama bu da çözmez senin sorununu. Bu kafa tabi başka bir nesileri var bu başlar. Anlamadığın için üzülme can ödeki ne yaptın boz başkan. Hastanın ağzında elim çıkıyor bu ekmek taştan. Lain ama vazgeçmem gerçeği de unuturum hep gözündeki o yaşta. Süper. Şahane. Süper. Eyvallah. Kıraç. Hoş geldiniz. Gelin gelin içeriye gelin. İçeriye gelin. Oh. Ay. Hoş geldiniz. Tebrik ederim. Ne haber? Nasılsın? İyi misin? Şahane. Eyvallah, sağ olasın. Kıraç. Ozbi. Özleştik ya. Ay oldu değil mi? Vallahi. Ay. Nasıl gidiyor? Eyvallah, nasıl olsun işte. Şarkılar var, onları yapıyoruz. En güzelini yapıyorsun Buracığım. Üretmekten güzeli mi var? Eyvallah. Güzel, güzel. Peki. İyi, ben bu güzelliği neye borçluyum? Bayram değil, seyran değil. Elimiz boş gelmedik tabii canım. Hı. İşle geldik. Ha, neymiş? Büyük iş. Büyük reklam. 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 Güzel para var. Ajans seni istiyor. Gidelim hemen bağlayalım şu işi. Çat çat. Ne reklamı peki? Çocuk güvenlik kemerleri. Şu hani böyle bağlanıyor, böyle ipi var falan. Ben biliyorum o kemerleri Kıraç. Yani olmaz o iş abi, olmaz. Benim de çocuğum var, ben biliyorum o kemerleri yani. Yani o özgürlüğünü kısıtlar çocuğun. Yani hayata karışmasını kısıtlar. Böyle çocuk tasması lan o bir kere yani hani. Tasma değil de çocuk kemeri. Diyor Ali İhsan Bey. Yani bilmiyorum ne diyor ama yani şöyle bir gerçek var. Ben köpeğim olsa köpeğime tasma takmam yani özgürlüğü kısıtlanır diye. Yani ki ben reklamda oynayacağım, bunu yapacağım. Ne diyeyim ben sana, olmaz o iş. Yük falan ama maalesef yani kusura bakma. Yani buraya kadar gelmişsiniz ama neyse. Şey yaparız, ben şu bir kaydı bitireyim. Tamam mı? Tamam, biz dışarıda bir kahve içelim. Okey okey, konuşuruz tekrardan, konuşuruz. Bu kaydı bitireyim ben bir. Okey, tamam, kolay gelsin. İki, bir, uyuyun. Ben hayatım boyunca ölüme hiç üzülmedim. Annem öldü, babam öldü. Hayatının baharında ölen gençler oldu. Hiç üzülmedim. Ha, tabii sevinip eğlenmedim ama hiç umursamadım. Aslında ölümden hep korktum. Hatta birkaç kere ölümü düşündüm ama cesaret edemedim. Ve sizler, siz hepiniz bana yalan söylediniz. Beni seviyormuş gibi davrandınız ama asla sevmediniz. Hiçbiriniz, hiçbir... Anne! Babaanne! Anneciğim! Babaanneciğim! Dur, nabzına bakıyorum. Cüneyt, ambulansı arayayım. Tamam, hadi oğlum, hadi hadi çabuk. Tamam kızım, korkma. Yerim, sakin ol. Evet, diğer sahilde... Hadi, koşun benim. Çok iyi oldu. Arkadaşlar, koştuğumuz lazım.
Değil mi Caner? Kızlar, o işler aldık mı? Haydi masayı hızlıca toplayalım. Ay Nedret, ay. Kısa sürdü beraberliğimiz ha. Ne dersin? Oysa ne kadar alışmıştım sana. Bir an. Kısacık bir an. Sanki kocaman bir ailem varmış gibi geldi bana. Ah, haydi bakalım. Ama gördüğüm sevgi, saygı hoşuma gitti. Doğrusu. Evet. Bu işin de sonuna geldik. Hoşça kal Nedret. Evet. Dikkat et çocuğum, dikkat et evladım. Oh. Yavaş be kızım, yavaş be kızım. Allah Allah. Bu gençler. Ah, ah, ah. Servis ne zaman kalkar? 2-3 sahne daha var. Onlar bitince kalkacak. Wow. Peki tamam, anladım. Arkadaşlar, Allah ısmarladık. Her şey için çok teşekkür... Sessiz. Arkadaşlar, kayda gireceğiz. Susalım. Çal, çal, çal. Devam. Çal, çal. Ya kusura bakmayın ya. Geciktim biraz böyle. Kayıtlar vardı falan. Ne demek Buracığım, sıkıntı yok. Eyvallah. Aç mısınız? Bir şeyler yiyelim mi? Ya yok, hiç zahmet vermeyelim. Biz şimdi çıkarız zaten. Bir şeyler içelim. Terası var bak, yakın burada ha. Ya çok güzel ha? Fikir ama gideriz değil mi Kıraç Bey? Tutmayalım. Evet, evet. Başka zamana. Okey, ben teklifimi yaptım yani. Eyvallah. Özbeyim. Evet. Ajanstan aradılar da... Bu senin Bülent Bey'in hikayesi, oyununa yaptığın şarkıya bayılmışlar. Bize de böyle dalgıcı bir şey yapsa ne güzel olur diyorlar. Ben son bir kez sorayım dedim. Net kararın ama değil mi? Netim abi, yani o reklamda oynamayacağım yani. Ben inanmadığım şey için şarkı yapmam Kıraç. Tamam, sen bilirsin. Yani tamamdır. Haberleşir tekrardan. Tamamdır. Eyvallah, kolay gelsin. Görüşürüz. Eyvallah. Görüşürüz tekrardan. Gel. Görüşürüz. Haberleşiriz tekrardan. Bir getirmedin bizi şu freestyle gecelerinden birine ya. Bizim tepkini gireriz, gideriz ya. Gideriz. Bu akşam. Gideriz akşamleyin. E tamam. Ciddisin yani, gitmek istiyorsun. E arıyorum ben o zaman. Tabii ara ya, gidelim ya. Değişik olur, keyifli olur. Raç Bey, freestyle. Tabii tabii. Hadi. Hadi görüşürüz. Görüşürüz, kendinize iyi bakın. Tamamdır. Öyle fırsat kaçar mı be? Biz kötü bir şey mi diyoruz? Kapitalden alalım, rapçiye verelim diyoruz. Raç Bey öyle de yani, bu da bir rap dünyası. Bir duruşları var çocukları şimdi. İstemiyorlarsa yapacak bir şey yok. Var Gül, var. Akşam ikna turlarına başlayacağız. Sizce işe yarayacak mı? Döner mi buradan bu iş yani? Biz neleri döndürdük? Döner, bu da döner. Bu reklam bize büyük nefes aldırır.
bakalım. Ya Emre, acaba kırmızı olanı mı alsaydık biz yine? E Cücü, sen siyaha bayıldın. Hem kesin onu giyeceksin zaten, biliyorum. Ne olur ne olmaz laciverti de aldık, hadi. Bilmiyorum Emre, aşırı kararsızım. Yani insan ister istemez geriliyormuş böyle durumlarda. E gerilir Cücücüğüm, seninki bambaşka bir yükseliş gelsin çünkü. Yani sekreterlikten dizilere. Vallahi bilmiyorum, ilk heyecan gibisi yokmuş gerçekten. Yok tabii. Şimdi, bakayım. Selam, ha. Ne yapıyorsunuz? Dicle. Canım, Şilte ne haber? İyi sen? İyi, nereden böyle? Oyuncumuzun ilk bölüm yemeği var akşama. Onun için kıyafet aldık. Aa, Dicle, hazır sen de buradayken senin de fikrini alayım şimdi. Tamam. Bu mu? Aha. Bak. Evet, diğerine bakayım. Allah, dur şimdi. Heh, bir de bu var. Ha. Şu, bir dakika. Siyah, siyah çok güzel. Hı. Evet, müthiş duruyor. Siyah. Bakayım ona, ver bakayım. Ne bileyim, çok karanlık değil mi ya? Güzel mi? Değil mi? Evet. Baya beğendim. Çok uğrayacağım güzel. Senin yanına sonra, tamam, tamam mı? Tamam. Öpüyorum. Tamam. Görüşürüz. Bak, ben sana siyah dedim. Tamam, hadi ben deneyeyim o zaman. Tamam, hadi giyin git, gel fotoğraf çekelim. Tamam, hadi. Hadi koş. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Barış Havas. Aşk olsun kardeşim, tanıyoruz biz seni. Evet. Anlaşılan abimi de tanıyorsunuz. Aydın Havas. Size yüklü miktarda bir borç yapmış. Doğru güzel. Borç benim borcum. Bana biraz zaman verin, hepsini ödeyeceğim. Bizim sanatçıya saygımız sonsuz. Fakat bizim için önemli olan iki şey var. Biri nakit, biri vakit. Borcunuz bayağı gecikmiş, üstüne bir de faiz binmiş. Barış Havas değil mi o? Aa evet. Ay ben onu çok tanıdım. Resim çekilir mi bizimle acaba? Gel bir fotoğraf çekelim. Çekilir mi? Tatlı değil mi? Bence çeker. En kısa zamanda ödeyeceğim, emin olabilirsiniz. Barış, Barış Bey, fotoğraf çekilebilir miyiz? Tabii. Teşekkür ederim. Sizi çok beğeniyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Barış kardeşim, biz bu işi başka şekilde halledelim. Seni de hiç üzmeyelim. Nasıl bir şekilde halledebiliriz? Sen çok meşhur birisin. Bunu gözümüzle de gördük. Millet sana bayılıyor. Benim bu otelin yarın 7. yıl kutlaması var. Gel bizimle beraber bir iki boy göster. Bir iki resim çektir. Borç kısmına da bir kalem çekeriz, olur biter. Lan, ne bakıyorsunuz öyle gibi? Misafire bir şey ikram etseniz oğlum. Hiç mi insan görmediniz? Sanatçıya hiç mi saygınız yok oğlum sizin? Kardeşim ne yersin? Bir şey almayayım, sağ olun. Bir şey iç kardeş, otel senin. Almayayım, teşekkür ederim. Vallahi. Yardım etsin diye. Ya fermuarım sıkıştı. Ne yukarı çıkıyor, ne aşağı iniyor. Çınar da işe daldı herhalde. Gelemedi. Yardım eder misin? Tabii. Ederim. Bir saniye, şunu alırsam. Şimdi olur. Teşekkür ederim. Rica ederim. Nasıl olmuş? Güzel, gayet güzel. Çok güzel. Sağ ol. Sen ne yapıyorsun? Bizim dizinin izlemesi var. Onun için birkaç kıyafet almıştık. Onları deneyeceğim. Bak, gördün mü? Pes etmedik, başardık. İşte bu ya. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Dur bakayım ne aldın, ne giyeceksin? Harika. Ay çok yakışacak sana. Ay süpersin ya. Kıraç Bey, pizza şahane. Ağzınızın tadını biliyorsunuz. Afiyet bal şeker olsun Gülencim. Ne için çalışıyoruz ki? Güzel yemeler içmeler, güzel gezmeler tozmalar. Hayat dediğin ne ki? Ne ki? Boş. Hayat bizden geri alınacağını bildiğimiz bir armağan. Bize kalmıyor yani. O yüzden sevdiğin işi yapacaksın. Ne istiyorsan onu yap.
Hayat sevmediğin mesleği yapmak için çok kısa. Ben şahsen kendimizi çok şanslı buluyorum Kıraç Bey. Yani istediğimiz işle uğraşıyoruz. İstediğimiz iş için çabalıyoruz. Ya en azından kendi adıma söyleyeyim. Şanslı olduğumu hissediyorum. Özellikle de sizinle. Bizim işimiz kazanmak. Hep kazanmak. Hep kazanmak. Dün, bugün, yarın fark etmez. O yüzden bu reklamı da alacağız. Değil mi? Bir yol bulmak lazım. Bu iş kaçmaz. Bütçeleri çok iyi Kıraç Bey. Çok tamam. İyi. Sonra büyük üzülürüz. Ürün bu ne? Islak mendil. Tamam da nasıl bir ıslak mendil? Onu açmadan bilemeyiz ki Kıraç Bey. Yani bazısı var mesela, bir açıyorsun, şahane lavanta kokuları yayılıyor etrafa. Kimisi var, çok keskin bir limon kolonyası kokuyor etrafta. Onu hiç sevmiyorum mesela. Böyle itik itik büfelerden aldığın zaten ıslak değil. Atıyorsun kupkuru bir mendil. Bir de yemek siparişlerinden gelenler var mesela. Ay böyle pidenin çorbanın üstüne ıslak mendilleri koymuş. Ben açıyorum, sıcacık, böyle kokusu da böyle iyice ekşimiş. Çok kötü. Gülüm, onu sormuyorum. Üstünde ne var? Üstünde ne var? Üstünde ne var? Şey gibi oldu bu Kıraç Bey. MSN de eskiden yazılırdı ya, üstünde ne var? Onun gibi bir şey oldu. Eskiden öyle yazardı insanlar birbirine, hani üstünde ne var gibi bir şey oldu. Üstünde ne var bakalım? Banka reklamı Kıraç Bey. Çaktırmadan göze sokmak. Viral reklam. Hadi o reklamcı gelsin ama. Kıraç Bey, ıslak mendilden buraya nasıl geldik? Önce benim bunu bir anlamam gerekir. Çocuk kemercisi, bizim müşterimiz. Sen de duydun, deli gibi istiyorlar Ozbi'yi. Evet, biz ne istersek yapacak haldeler. Biz de Ozbi'ye hiç çaktırmadan viral bir reklam yapacağız. Biraz kızacak bize ama finalde hem o kazanacak hem biz. Peki çaktırmadan nasıl yapacağız bunu Kıraç Bey? Anlatacağım ben onu, anlatacağım. Ara sen, ara. Ara ara ara. Anlatacağım ben. Ellerimi temizle. Rap alemine giriyoruz. Açılmıyor. Açabilir misin Kıraç Bey? Ver canım, ver. Sete gittim, Barış çıkmıştı. Nasıl? Ya arkadaşı kaza geçirmiş. Aa, iyi miymiş bari? Bilmiyorum ki. Aradım, açmadı hiçbir şekilde. Şimdi Set'le ben arada kalacağım. Ya keşke bana söyleseydi, beni arasaydı, ben izin isteseydim onun için. Acil bir durum demek ki. Şimdi hastanede falansa açamıyordur belki. Sen Ceyda Hanım'la ne yaptın, nasıl? Orası çok karışık Meral. Fırat yeniden alkole başlıyor, bırakmıştı hatırlıyorsun. Set'e alkollü bir şekilde gitmiş, bir de Görkem'e saldırmış. Saldırmış evet. Mı? Fırat şu an paramparça. Görkem de elinden sevgilisini almış, öyle bir muhabbet de var. Şimdi rolü de elinden gidecek belli ki. Ne yapacaksın? Bilmiyorum. Onu yüzüstü bırakmak istemiyorum ben. Şimdi o rolünü kaybederse biz de onu kaybederiz. O çok iyi bir oyuncu ve çok hassas bir insan. Kalbi tertemiz. Ben ona çok inanıyorum ama bu işi nasıl çözeceğimi hiç bilmiyorum. Çok arada kaldım. Bir dakika dur. Ben şimdi ikimize de kahve söylüyorum. Konuşuyoruz, çözüyoruz, tamam mı? Her zaman çözdük, yine çözeceğiz. Çözeceğiz. Nasıl olmuşuz? Jüri de efsane olmadı mı ya? Juju, Arzu, çok güzel gözüküyorsunuz. Jüri, hadi biz seninle elbiseleri deneyelim. Aa, ben de deneyeceğim. Gel Jüri de beraber gidelim. Ne biçim Bemra? Çınar Bey, fena pişti olduk. İkisinin de dizisi bu akşam yayına giriyor. İkisi de sizin şeyiniz. Neyimiz Emrah? Yani Çınar Bey, ikisi de sizin oyuncunuz. O yüzden diziyi hazırlamamız gerekiyor. Akşam hazırlamamız gerekiyor ikisini. Evet, ikisini aynı anda hazırlamamız lazım. O yüzden seninle paslaşacağız. Arzu'yu ben alıyorum. Jülide ile de sen ilgileneceksin. Zaten Jülide ile benim ilgilenmem doğru olmaz biliyorsun. Değil mi? Evet. Arzu da istemez zaten. Ne öyle imalı imalı iblis? Yok, ima falan yok. Ne yok Emrah, ima falan? Çocuk mu kandırıyorsun? Ben anlamıyor muyum Emrah? Yani siz öyle anlamak istiyorsanız... Tamam Emrah'cığım. Jüri de, sen de, Arzu ben de. Tamam mı? Tamam Çınar. İyi, tamam Emrah. Bak ikisinin de ilk dizisi. Güzel güzel hazırlayalım, mutlu olsunlar. Tamam, merak etmeyin. Ben de. Hadi ben gidiyorum. Tamam, dur sen, dur. Bu... Fırat'ın galiba bir alkol problemi varmış. Problem değil, çözeriz. Kaç şey istiyormuş, ne lazım?
Evde kendisi mi yapıyor yoksa? Pancar mı, tahıl mı? Ben onu mu diyorum Tuğrul, onu mu diyorum? Adam alkolü bırakmış ama sanırım tekrar başlamış. Yönetmen Dicle'yi uyardı, gerçi Dicle benden sakladı ama... eğer böyle bir şey varsa, alkolü tekrar başladıysa oradan yakalayabiliriz. O zaman yönetmen kesin Fırat'ı kovar. Görkem de filmde kalır. Bir kere de anlamadı, o kadar sevindim ki. Sen sete git. Bir araştır bakalım. Sor, soruştur. Neymiş durum? Çaycıya sor. Onlar çok iyi bilirler böyle şeyleri. Makyöz, kuaför, onlar da bilir. Bakalım bu işin aslı astarı neymiş? Öğren. Emredersiniz Ceyda Hanım. Bizim oyuncumuz sette kalacak Tuğrul. Bir oyuncu gidecekse o setten Dicle'nin oyuncusu olacak. Ki Dicle'ye de sıra gelsin. Kimsenin onu savunacak yüzü kalmasın. Bu savaşı biz kazanacağız Ceyda Hanım. Yok bu olmuyor bundan. Bu yontamadım. Şimdi bir önceki toplantıda beyefendi dediniz ki biz aykırı bir ürünüz. Evet. Aykırı bir isimle aykırı bir reklam istiyoruz. İşte size duyacağınız en aykırı reklam tekliflerinden biri. Şimdi bu gece çok özel bir freestyle gecesi var. Freestyle battle'lar. Yani doğaçlama kapışmalar. 45 saniye süreyle rapçiler sahnede birbirleriyle atışıyorlar. Mesela böyle bir akşam olacak. İstanbul'un bütün rapçilerinin bir araya geldiği muhteşem bir gece olacak. Ben de diyorum ki bu çok özel freestyle gecesinde Ozbi bir rapçiyle atışmak zorunda kalsa, mesele de bizim ürünümüz olsa, biz de bu anları Ozbi'ye hiç çaktırmadan viral olarak çeksek nasıl olur? Çok iyi fikir. Tebrik ederim Kıraç Bey. Merci bien. O zaman bu akşam çekilecek. Sonra bir kurgu süreci, sonra bu gece internete veririz. Doğru mu? Koyar koymaz bir gecede milyon çakmazsa ben de bir şey bilmiyorum. Ozbi tamam da Ozbi kimle atışacak? Yani ona karşılık verecek, onu kışkırtacak, onu bu konuya dahil edebilecek biri lazım. Orayı ben halledeceğim. O zaman çekiyoruz reklamı. Anlaştık o zaman. Nice. Ya ben bu jüriye bayılıyorum. O da senin oyuncun mu? Çok tatlı kız. Evet, jüride burada sekreterdi. Aa, biliyorum, tanıştık. Dizilerimiz de karşı karşıya yayınlanacak. Çok merak ediyorum sonuçları. Ben de çok merak ediyorum. Ama biliyorsun Arzu, biz senin dizini özenle seçtik. Yani bu aralar zaten psikolojik dizi furyası bayağı bir revaçta. Aa, peki biz birlikte izlemeye gidebilecek miyiz? Evet, gideceğiz hayatım. Söyledim ya sana, birlikte gidiyoruz. Sen de elbiseni seçtin mi? Dadam. Giderken eve götürür müsün? Ben buradan direkt sete geçeceğim. Gece sahnem var. Tamam. Götürürüm. Bu arada buradan ben de eve gideceğim. Sonra gelmek istersen beklerim. Gelin mi? Gel. Ama çok geç bitebilir. Geç gel. Yani illa geleyim. İlla gel. Sormadan gel. Tamam. Tamam. Geleceğim. Bekleyeceğim. Geliyorum. Bak gitsin gel. Geleceğim. Bekliyorum Arzu. Çok teşekkür ederim ya. Sen olmasan ben ne yapardım? Cücü benim işim bu, saçmalama. Yeter ki her şey güzel olsun. Sen hiç merak etme. Her şey çok güzel olacak, tamam mı? Tamam. Hadi gel. Dicle, ne yaptın? Fırat'la konuştun mu? Özür dileyecek mi Görkem'den? Yaptığı şeyi onaylamıyorum ama sanırım özür dilemeyecek. Çünkü Görkem'in de ona çok net bir özür borcu varmış, ödeşmiş oldular. Saçma sapan konuşuyorsun, yönetmene ne diyeceğiz? Görkem darp edildi, avukatı devrede. Ne yapacak çocuk, hem dayak yiyip hem de gidip özür mü dileyecek? Peki, ne yapalım? Yani bırakalım o zaman. Hatta yönetmen ikisinden birini şutlayacağını söylemişti. Bırakalım o seçsin, benim yapabileceğim bir şey yok. Ha. Yani kaybetmeye gönüllüyüm diyorsun. Senin anlayacağın dilde söyleyeyim. Tam bir loser hareketi. Sen bilirsin. Tam bir loser hareketi.
Ben sana ne yaptım acaba? Görkemciğim nasılsın? İyi yani. Kendini nasıl hissediyorsun? Vallahi sinirim geçmiyor Ceyda. İçim soğumuyor. Anlıyorum. Şöyle ki, Fırat özür dilemeyi kabul etmiyor. Yapma ya. Neyine güveniyormuş o çapsız? Bilmiyorum. Ama menajerin olmadığı kesin. İyi kendi bilir. Fırat Şen, tanıyorsunuz zaten. Şey, o Kendal dizisindeki doktor değil mi bu? Ne alakası var oğlum? Hekimoğlu'ndaki doktor esas. Doktorlardaki doktor muydu? Doktor oynuyordu kesin de. Abiler, Fırat doktor falan oynamadı bizde, tamam. Bak, alın onu şimdi. Adres de arkasında yazıyor. Hı. Aynen konuştuğumuz gibi. Hani benimkinin iki katı. Ama kaç kere söyledim Per. Ben non fat milk, köpüksüz istiyorum dedim. Yahu latte dedi. Ben de gittim latte aldım. Ama laktozsuz dedim. Grande dedim. Aklında tutamamışsın işte Per. Her şeyi yanlış almışsın. Ay ben bu kadar başarabildim. Ne yapayım? Bak adını bile yanlış söylemişsin. Feride yazmışlar. Bunu bile becerememişsin. Hayatım ben Feride diyorum. Onlar Feride anlıyor. Ne yapayım? Hiç kimsenin sana Feride demesine izin vermem. Peruşum. Aşkım. Aşkım, 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 aşkım. Ay canım benim. Canım hoş geldin. Hoş bulduk. Senin torun mu? Yok değil, bu arkadaşımın torunu. Ha, ay canım. Bir tanem bir kalk bir merhaba de. Hadi gel şekerim. Bak Defne yalnız geldi. Merhaba. Pek de şekermiş bu, merhaba. Ay canım. Merhaba. Geç şöyle geçeyim, bir tanem. Geçeyim, geç. Beroşum, geçeyim. Ah hayatım. Canımın içi. Ay hoş geldin. Ay hoş bulduk. Canım. Son sahneyi de çekip bitirdin geldin ha. Sorma. Tam dizi tuttu. En az iki sezon devam eder diyordum. Senarist efendi 10. bölümde cenazemizi kaldırdı. Yani o kadar plansız, programsız işler ki ne önüne ne ardına hesaplıyorlar. Evet. Böyle olmaz ki işte geldiğimiz yer bu. Biliyor musun? Eskiden genç oyuncuların yaşlı oyuncular için ay bu zamanlar şöyleydi, bir zamanlar böyleydi demelerinden nefret ederdim. Şimdi başıma gelince anlıyorum ve hepsine hak veriyorum. Ya eskiler çok bambaşkaydı Defne'cim ya. Allah bükü veriyor belimize. Sorma. Ya siz Karnaval'ı yaptığınızda sitcom var mıydı Türkiye'de? Şimdi var mı? Bir tane dizi söyle bana ailecek oturup neşeyle, keyifle seyredeceğimiz. Canım. Nurlar içinde yatsın. Tekin Akmansoy, Lemancı Damlı. Sevda Ayda. Oh Dişen. Oh ay, bir tanem ya. Kaç yıl sürdü? 30 yıl. 14 sezon. 300 küsur bölüm oynadık. Oh, oh bakar ya mısın? Ama seninki ne efsane bir karakterdi. Döndü. O zamanlar biliyor musun? Kuyumcular döndü kolyesi yapıp satarlardı. Moda almıştık moda. Ya mazi çok güzeldi be Peruş. Ya. Aslında biz eski oyuncular çok fazla para kazanmadık. Biz sanata, saygınlığa çok daha fazla önem verdik. Ama ne yapacaksın ki? Ben hala oyunculuğa devam etmek zorundayım. Yaşamımı sürdürmek için oyunculuk yapmak zorundayım. Bu kadar. Elbette bir tanem. Tabii ki devam edeceksin. O iş bende, sen merak etme. Ay canım benim. Sağ ol Peruş'cum. Sağ ol canımın için. Biliyor musun aslında soyadım gibi yalnızım ben de. Oh. Yalnızlık da zor be. Ama idare ediyoruz işte. Ay deme öyle, deme öyle. Yani kalabalıkların içinde de yalnızız. Öyle. Aa, tabii. Orası öyle. Bir şeyler olur mu dersin? Olmaz mı? Sen benden haber bekle. Aa, ay sen çok yaşa. Neyse ben kalkayım artık.
seni de meşgul etmeyeyim. Feruş. Her şey için çok teşekkür ederim. Aa, çılgınsın. Aa, deliriz ya. İyi ki varsın. İyi ki varsın. Sen de. Fıstık, alas mı aldık? Bye. Hoşça kal. Güle güle bir tane. Güle güle canım. Aşı'ya yalan bir söz vermedin mi? Ne demek o? Aslında aramayacaksın. Sadece içini rahatlattın. Yalan mı? Malzeme işi ne olacak şimdi? Koşturma. Bir proje yapan hazırlıklar kaldı abi. Bekliyoruz ama arkada olacak. Uzadıkça uzuyor be kardeşim. Beyler kolay gelsin, merhaba. Eyvallah. Sokrat'a bakmıştım ben. Ne yapacaksın sen Sokrat'ı? Savunmasını çok beğendim de tebrik etmeye geldim. Menajerim ben brocum, bir konuşmam lazım. Aa, göstereyim brocum. Eyvallah. Gel. Hadi. Şurada bak, arabanın önünde. Eyvallah. Eyvallah. Sağ olasın. O zaman abi, Beat kanalları için ben Uğur Öztürk'le görüşeyim. Sonra tamam, seninle pasta çalım gibi bir şey yapalım. Tamam. Tamam, hadi görüşürüz. Sokrat, selam. Selam. Menajerim ben, Kıraç Özdal. Ozben'in menajeriyim. Akşamki freestyle gecesi için geldim. Onun için yeni bir PR planlıyorum. Yardımına ihtiyacım var. Çok vaktim yok dostum yalnız. Buyur. Eyvallah brocum, eyvallah. Şimdi akşamki bu freestyle gecesinde ona bir viral çekmek istiyorum. Bana niye geldin? İkiniz kapışın ki ortaya efsane bir şey çıksın istiyorum ve ondan. Kimsenin haberi olmayacak, Ozbi'nin haberi olmayacak konuştuğumuzda. Şimdi senden istediğim, Ozbi ile biz mekana geldiğimizde sahneden ona bir diss atman. İyi de Ozbi benim kardeşim ya. İşte o yüzden brocum, yani kardeş kardeşle kapışınca ortaya bomba bir şey çıkıyor ya. Ozbi'nin kesinlikle haberi olmayacak bundan. Seni neye diss atacağım derdinden de kurtarıyorum. Bir reklam geldi ona. Hı hı. Çocuk emniyet kemeri. Dedim bayağı çocuk tasması bu ya, uymaz sana. Ama para tatlı geldi. Kabul et. Ciddi misin ya? Şaşırdım ya. Reklam bu. Şaşırtır adamı rakamlar. Vallahi bizim rakamlarla işimiz olmaz pek ama. İşte bunu sahneden ona söylersin akşam. Dediğim gibi sen ona at disini, kudurt. Gerisi bende. Tamam, akşam görüşürüz ya. Tamam. Finalde de büyük sürprizim olacak. Göreceğiz, tamam, göreceğiz akşam. Eyvallah. Çok iyi ya. Seni çok merak ettim. Sen niye açmıyorsun telefonlarını? Bak ben sete gittim. Oradan öğrendim. Arkadaşın kaza geçirmiş. Evet. Ya tamam, sen şu an neredesin? Hangi hastanede misin? Ben senin yanına geleyim. Yok, gelmene gerek yok. Hallediyorum ben. Peki tamam. Hangi arkadaşın Barış, ben bilmiyorum. İçeriden sesleniyorlar bana. Akşam konuşuruz, tamam mı? Tamam. Tamam canım. Fırat Bey. Kardeşim şu anda hiç müsait değilim gerçekten. Beni bir salın tamam mı? Canım sıkkın. Ama Görkem Bey'in size selamı var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne var? İyi. Sen iyi misin? Arkadaşının durumu nasıl? İyiyim. Daha iyi. Peki durumu kritik mi?
Yok, kritik değil. Durum iyi ama... benim yarın da onun yanında olmam gerekiyor. Ha, anladım. Yani bugün de set durdu ya, o yüzden yarın gelir dedim ben senin için ama. Sete gidemem sevgilim. Çocuk yarın ameliyata girecek ve kimsesi yok. Yardımıma ihtiyacı var, yani benim onun yanında olmam lazım. Peki şöyle yapsak o zaman, sen ameliyattan önce ya da ameliyattan sonra gitsen yanına, olmaz mı? Şimdi yarın da gidemezsen hani takvim değişecek, bayağı bir sarkacak. Sarkarsa sarksın Dicle. Dünya durdu, hayat durdu. Bence bu da durabilir ya. Bu kadar önemli değil bu set ya. Yani sen baştan beri arkadaşının ismini söylemiyorsun. Anladığım kadarıyla tanımadığım bir arkadaşım bu. Evet, tanımıyorsun. Sektörden değil, mahalleden eski bir arkadaşım Selimcan. Ve gerçekten yardımıma ihtiyacı var. Yanında olmam lazım çocuğun. Anladım. Tamam sevgilim, o zaman tamam. Madem yardımına ihtiyacı var, biz de yardım ederiz, tamam mı? Sen sıkma canını, ben şimdi setle konuşuyorum hemen. Hemen Egemen Bey'i bir arayayım. Egemen Bey, iyi akşamlar. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim ben de, teşekkürler. Ben şimdi Barış'la konuştum. Barış maalesef yarın da sete gelemiyor. Egemen Bey, çok haklısınız, anlıyorum ama bu, yani bu da biraz plansız oldu yani. Sağlıkla ilgili bir durum. Siz de biliyorsunuz neler olduğunu. Benim de yapabileceğim bir şey yok. Ya en azından programı revize etsek, yeni program üzerinden biraz konuşuyor olsak sizinle, ben durumu zaten size haber veriyor olacağım. Sağlık olduğu için elimden bir şey gelmiyor şu an. Ben biliyorum sözleşme şartlarını da, ama ben bu işi çözeceğim. Siz merak etmeyin. Yani gerçekten sağlıkla ilgili olduğu için. Yoksa bu... Evet millet! The Mace Freestyle Night'a hoş geldiniz! Bu gece burada inanılmaz kapışmalar izleyeceksiniz. Gecenin ilk kapışması Hefe ve Barbie arasında. Kocaman bir alkış. DJ gönder. Ozi. Ooo kreç. Hoş geldiniz. Tam zamanda geldiniz ha. Geldim. Hoş geldiniz. Geç. Tam başında geldiniz ha. Eyvallah. Yürürüm basarak üstüne şu rapçilerin, öğrenemedim hiç alttan almasını. Arad adını duymadığım hemşerilerim, bir de TV'de gururlan baba nasılım, Compton tavrım, Bayrampaşa adabım. Sevmem iddialaşı zaten pek de yok zamanım. Bozulan ağzımın sebebi bozulan rahatım. Kalman normal baba, bu flowlara Fransız. Yok eşim benzerim, eserim karayel gibi efil efil. İri bir pitbull kadar kibirliyim. Laf ağızdan çıkar peşin peşin. Notaları çiğner gibi kıtır kıtır. Oturuyor bu sıralar eşim gücüm. Melodiyi parlatırım gıcır gıcır. Yarınız yapar bana getir götür. Anca masal anlatırlar gelip yanıma. Kitlenirsin telefonun kırık camına. Sol şeridi kapatırım, çekil kenara. Paşa ritimleri olur başına bela. Gram yetenek için şükür God bless. Pota gibi beat Barbie atar basket. Adımlarım emin, Bayrampaşa'dayım hep ben. Sokak keyif vermiyorsa otur oyna tekken. Sıkı herifler ha, iyi sözler çıktı. İyiler iyiler, bayağı iyiler. Kafiye de burada mesele. Söyleme sanatı işte kaç yani. Kafiye mesele, duruş mesele, konuşma mesele, söylediği seçtiği söz mesele. Her şeyin mesele yani. Rap canımız. Aa, sizin şarkılar da çok uzun be abi. Çok uzun değil bence. Çünkü dünyanın derdi dörtlüğe sığmaz abi. Sığmaz. Rüyken gibi Bayrampaşa ben. Bizim dilimize gelemeyen rapçilere gelemem. Vurmadı Instagram takipçim 100.000'le de, ama şu halimle bilir sürüklerim nesilleri peşimden. Bir tane daha yok hefeden. Üç harfiden bir harfazdan var hiç taş beden. Zeka seviyen mahalle ya da sahne kalkar. Eller çözemezler yeteneğim, kocaman bir denklem. Paşa dripping bilirsin. Kayar ritim altından Sylvester tweet'i. Ben akarım M gibi, I'm feeling 8000. Duyuyorum inceden bir ses senden. Yenildin.
Bu gerçekten iyiydi. İyi dediğim yani iyi espriydi. Antipatik isim ama Barbarossa Barbie. Yakışanı yapıyorum gereken misali. Soluk soluğa kalırım kelimelerin içinden. Üzülürüm mahallede sanarsın azarfen. Kendimden eminken emin ol çekinmem. Uzun parmaklarım gelir eriş elimden. Kalkınır kapı kalır kalanı kadalarıma hasret. Bu piyasa gerçek rapçilere güzel günler gibi hasret. Ya otur yerinde ya da ritimle dans et. Pause et, papa papa pause et. Kestik. Gecenin sadece bir kazananı olabilir. Onu da alkışlar belirleyeceğim. Hemen için bir alkış. Barbie için bir alkış. Oo. Gecenin ilk kazananı. Hepsi. Yani sen şimdi Fırat'ın yeniden alkole başladığını öğrendin ve bunu setten gizleyeceksin, öyle mi? Yani. Aslında vallahi hiç bilmiyorum ya. Çok arada kaldım Barış'ı, bilmiyorum. Ama galiba ben yarın söyleyeceğim. Yani en azından yönetmen sorarsa haberim yok, hiç bilmiyordum derim. Olmaz mı yani? Bu yalan sayılmaz değil mi? Yani. Aa, Fırat arıyor. Fırat? Piçli. Evimin önünde saldırıya uğradım. Ne? Ne diyorsun ya? Dur. Dur tamam, hemen çıkıp geliyorum ben. Kapat tamam. Ne olmuş? Fırat evinin önünde saldırıya uğramış. Benim hemen çıkmam lazım. Ceket meket alayım. Kim saldırmış? Bilmiyorum ya. Canım. Hemen ayrıca çıkmam gerekiyor. Evinin önünde saldırmak ne demek ya? Cile. Barış. Kapı sesi duydum sanki. Bu ne ya? Ne oluyordu böyle olunca? Kaynana mı seviyordu? Ve gecenin ilk enteresan sürprizi. Eski okul bir isim aramızda. Sokrat Üstü! Sokrat çok sağlam adamdır ha. Öyle mi? Çok severim. Ha. Beraber düet yaptılar Fırat Bey. Aa. DJ Gündem! Ya. Senle bir işim yok, işim eğlence. Sen de izle Jeff, bayağı bir eğleneceğiz. Aramızda eski bir devrimci. Osby, rest in peace. Reklamcı olmuşsun, inandığın her şeyi satıp parayı koymuşsun. Bebek kemerinde iyi para var mı? Sırada ne var? Tuvalet kağıdı ya da Barbie. Osby, bugün sana sardım. Çünkü her muhabbette bir nutuk atardım. Ne oldu şimdi? Ne değişti? Ben söyleyeyim, parayla ruhun yer değişti. Bak bak tep. Oğlum ne diyor bu ya? Kafası güzel herhalde. Hayır, kavgada bile söylenmez. Ben bile gerildim burada Ozbi. Bir devrimciydi, şimdi reklam yıldızı lan! Gerçekten. Ooo, füze attı, füze. Şu anda bu iş Efe ile Sokrat arasında değil. Ozbi geliyor! Her zaman şahit olamazsınız. DJ Gönder! Bebek kemeri mi? Reklam yıldızı mı? Parayı koymak mı? Lan oğlum sen salak mısın? Yani cidden buraya inandın. Bir de buraya çıkıp milletin karşısında bana laf attın ha? Lan oğlum sen salak mısın? Yaşayacağın şey hayatının en büyük travması. Değilim bir reklam yıldızı. Sen de anlayacaksın bunu. Hırsızı. Sokrat kaçırmış aklını. Çünkü reklam dünyasındaki her şeye Fransızım. Ama belli oluyor sen de rap'e. Buradan çıkacaksın moruk. El öpe öpe. Diyecekler süründü sürepe. Ama yine de ısmarlayacağım moruk sana künefe. Hadi gel bana deli de. Bundan böyle değiliz lan. Aynı gemide. Her şey doğaçlama ilerliyor. Ozbi ve Sokrat'ı karşı karşıya görmek beni çok şaşırttı. Cevap vermek istiyor musun? Gönder!
Ben artık sadece sana Fransızım. Ya şu tipe gel, asıl sen salak mısın lan? Hayır, bir de bu aptalla şarkımız var. Senin dost olduğun her yerde yalnızım lan. Bitirdim Ozbe aşkını. Çünkü sadece ürün olmana karşıyım. Artık sen hariç herkese dostluk baki. Şu an karşımdasın ama yoksun sanki. Ben yıldızım, sen hiçbir şey değilsin. Şimdi Ozbe karşımda iyisin, hatta hayatta değilsin. Bu arada Ozbe ne lan? Büyücü müsün, beyinsiz? Bu adamı lütfen önümden alın. Anksiyetem tutuyor görünce malı. Belli ki senin için ölüm başarı. Sen rap yaparken gülmekten gözüm yaşarım. Kes, 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 kes. Bir cevap hakkı daha var. O da Ozbe. DJ. Gönder. Gönder. Aferin, itiraf et bana olan aşkını. DJ çal şu salağın ölüm marşını. Gel gel, kaldıracağım naaşını. İyi bak lan, göreceksin arşını. Sokrates'ti, kafa boş, maalesef beyin eksik. Sen yıldız mısın lan ayaksi? Tanışalım mırık, ben de yaşadığın galaksi. Asi, büyük bir devrim. Sokrat tamamlanmamış evrim. Lan, kalmadı fiyakan. Benim ruhum senin, aklın 21 gram. Yapıyorsun rol, Fransız oldun hakikaten. Yeni şarkının adı olsun Amor, Ozbe Amor. Filozof Sokrates iyi rapçi değildi ama şimdi oldu patates. Yalan oldu. Fırat, bakayım. Kaşın açılmış senin. Hemen hastaneye gidelim. Bu böyle olmaz. Hadi, ya, hadi hastaneye. Abartma ya. Kedi görmüş yara zannetmiş gibi. İyiyim ben, bir şey yok. Barış, ne haber? İyi abi, senden ne haber? İyisin. Maç atalım mı bir tane? Atalım da abi, bu ne hal ya? Böyle iş mi olur? Böyle iş olur. Şaşırmayacaksın hayatta. Her şey olur. Ama bu böyle olmaz. Olmaz Fırat. Olur olur. Çok kötü. Şey mi yapsak ya? Abi ben seni bir... Hadi bir yatağına yatayım, evet, ben. Bir tutun bana. Evet. Ne? Hop. Ne? Ay, kaburgam ağrıyor ya. Kaburga. Nasıl olur daha yolda? Sana bir ağrı kesici verelim. Ağrı kesici mi içsen sen bir? Ben içtim ya ağrı kesicime. Barış niye böyle oluyor ya? Patladık ya. Olur abi arada. Yavaş. Maç atacağız değil mi? Aç. Neresi? Şurası. Hangi galiba takım? Sen kim olursun abi? Ben sana göre alayım. Aynı takım, aynı takım. Aynı takım. Girin. Aynı takım. Tamam. Bir şey. İyiyim. Ya Barış. Şu yatağa bak ya. Yatak boş. Oda boş, ev boş. Yatak gibi dağıldı hayatım. Ya. Yavaş, ayaklarını getir. Ayaklarını. Üzerini dörtelim. Tamam, dur. Fırat. Fırat bak, oraya telefonumu koydum. Yanına da bir tane su koyacağım, tamam mı? Bak, güzelce bir uyku çeksen, bir şey olursa hemen beni arıyorsun. Dicle'yi arıyorsun hemen, tamam mı? Dicle. Ben sarhoş değilim. İnsanlar ayık. Evet. Çok uyanık, çok. Güzelsiz. Tamam. Barış, insanlar çok uyanık, akıllı ol. Doğru. Doğru. Uyudu. Uyudu. Hadi çabuk. Çabuk.
Görkem yaptırmış olabilir mi bunu? Olabilir ama mevzu çok büyümüş, polisi aramak lazım. Hayır, polisi değil. Ben önce bunu Ceyda Hanım'ın yanına gidip konuşacağım, anlatacağım her şeyi. Bu böyle olmaz, gerekirse Görkem çıksın filmden. Tamam, Fırat bir hata yaptı ama bunu hak etmedi yani. Evet ama Seda alkollü gittiyse her türlü Fırat suçlu. Ya şimdi onun bilinmesine gerek yok şimdilik. Yani çünkü bu akşamki saldırının alkollü hiç bilgisi yok. Sen bilirsin. Evet, hadi çıkalım. Aa dur, su verecektim ya. Of. Aa, su önemli. Dur, bekle. Vay be, helal olsun, kopardın milleti. Vallahi enteresan oldu ya. Ozbi, o sözler o anda mı çıkıyor? Ya, o anda mı gerçekleşti? Doğaçlama işte Gülün. Yani doğaçlama bu yani. Freestyle gerisi. Yalnız son dörtlükte ne çaktım be? Vallahi ben de anlamadım. Sürpriz oldu bana da ya. Niye böyle yaptı ben de anlamadım yani. Ama sen de yıkılmadın. Aslanlar gibi kapıştın. Freestyle gecesi diyordun. Al sana freestyle gecesi Kıraç. Herkese nasip olmaz değil mi? Ya. Olaylısına denk geldi. Vallahi öyle oldu. Neyse ben bir Sokrat'a bakayım. Bak tabii Buracığım, bak tabii. Ki haberleşiriz tekrar. Tabii tabii tamam tabii. Hadi görüşürüz. Hadi iyi geceler, iyi dinle. Sağ ol. Yes, yes. Kaçırmadık reklamı. Kıraç Bey, Ozbi'nin gerçekten hiçbir şeyden haberi olmayacak mı şimdi? E olacak Gülün, olacak tabii ki ama para da hesabımıza yatmış olacak. That's business. Ne haber? İyi, hoş geldin. Özledim. Hı hı. Çok. Gündüz iş yerinde Clark Kent, gece şu kapının önünde Süpermen. Biz de bir tuhafız. Güzel olan da bu değil mi? Tuhaf çekicidir. Tuhaf da tuhaf bir kelime. Böyle arka arkaya söyleyince iyice tuhaf oluyor. Bak sen de bir tuhaf ol. Beynimden gelen komutu dinliyorum. Hı. Düşmeyi başlat diyor. Sevgilim. Hı. Bak aradı kaçmadı. Emin misin kapısını çalmak istedi? Evet evet eminim ben. Sen iki dakika bekle şimdi ben hemen geliyorum. Bu konuyu bu gece konuşmam şart. Geliyorum. Ceyda Hanım benim Dicle. Dicle? Hayırdır? Gece gece. Ceyda Hanım kusura bakmayın ben sizi aradım ulaşamadım o yüzden. Ben de film seyrediyordum uyuyakalmışım. Ha ya uyandırdığım için kusura bakmayın bir konuşabilir miyiz? Bu saatte. Evet çok önemli. Dicle'cim ben şu anda gerçekten hiç konuşacak halde değilim. Yani çabuk olursa sevinirim gel. Nedir bu kadar önemli olan? Bence Görkem yarın filmden ayrıldığını açıklamalı. Ne münasebet? Sebep? Fırat bu akşam evinin önünde bir saldırıya uğradı. Görkem mi yapmış? Yani Görkem değil ama belli ki birilerini yollamış. Sen galiba bu ara biraz fazla film seyrediyorsun. İspatlayamayacağın ithamlarda bulunma. Tamam ama sizce de çok belli değil mi bu durum?
Yani Fırat kendi başına, kendi halinde bir oyuncu. Neden birisi ona gelip saldırsın durup dururken? Görkem de kendi halinde bir oyuncu. Ama durup dururken saldırıya uğradı, değil mi? Durup dururken mi? Evleneceği kadını elinden aldı. Ben şiddeti savunmuyorum burada ama durup dururken değil. Tamam Dicle, tamam, ben daha fazla dinlemek istemiyorum. Sen benim oyuncumu çaldın. Daha bu konu kapanmamışken kapıma geliyorsun. Saldırıya uğramış oyuncumun suçlu olduğunu düşündüğünü söylüyorsun, öyle mi? Bence bir an evvel git. Ya siz neden benden nefret ediyorsunuz? Neden bir kere olsun benimle normal bir tonda konuşmuyorsunuz? Ben ne yapmalıyım daha? Ya ne yapsam ne etsem size yaranamıyorum ya. Bitmiyor, bitmiyor, gitmiyor bu öfkeniz bana karşı. Ben ne yaptım? Babanla mı alakalı bu durum? Ne alakası var canım babanla? Siz beni kendinize uygun bir rakip olarak görmüyorsunuz. Ama babamı görüyorsunuz. Hem de en dişli rakibiniz, en güçlü rakibiniz. Rakip mi? Evet. Senin anlamadığın bu işte Dicle. Benim rakibim yok. Ha. O yüzden mi babamı zayıflatmak için benim üzerime oynuyorsunuz? Hı? O yüzden mi sürekli benim bir açığımı arıyorsunuz, bir hatamı arıyorsunuz? Ama yapmayın Ceyda Hanım, hiç gerek yok. Çünkü ben babamın kariyerinden daha önemli değilim. Hiçbir zaman da olmadı. Siz de gördünüz, Alper olayında beni değil sizi savundu. Gerçi benim hiçbir zaman öyle bir beklentim olmadı ama ben bugüne kadar her şeyimi kendim hallettim zaten. Kendim halletmeye çalıştım. Halledemedin ama. Sen Kıraç'ın kızı olmasan Egon'un başına geldiğim ilk gün seni gönderirdim. Ben hiçbir zaman Kıraç Özdal'ın kızı olmadım. Benim babam yoktu. Ve biz çok geç karşılaştık onunla. Egodan bir adım atmamam için o kadar çaba sarf etti ki. Ben buralara geldiysem Feris Hanım sayesinde geldim. Mecbur kaldığı için ajanstakilere kızı olduğumu açıklamak zorunda kaldı. Kendi kariyerine zarar gelmesin diye kızına sahip çıkmayan birisini benim üzerinden sınamayı bırakın artık. Lütfen. İyi misin? Hadi gidelim. İyiyim. Kıraç. İyi misin? Dün geceye varınca kan, sızısı durunca ay. Bedeni yakınca bil ki o yanımda. Gözler sanki bir ateş, okşayan bir nefes o. Yanım şimdi bir kuş, sen söyle uç durma. Elem keder hepsi geçer. İnsan bazen kötüyü seçer. Ama hissedip bu dersen kaybetmek o zaman beter. Elem keder hepsi geçer. İnsan bazen kötüyü seçer. Ama hissedip bu dersen kaybetmek her şeyden beter. Çocuğundan da bir şeyler öğrenebiliyormuş. Elem keder hepsi geçer. Dicle. İnsan bazen kötü benim seçer. Ama hissedip bu kızım. Dersen kaybetmek o zaman beter. Elem keder
Sen kırılıyor musun babana bu iş meselesinde? Öyleymiş. Ben bile farkına varmamıştım. Aynı iş yerinde beraber çalışmak hiç kolay bir şey değil. Ben aslında tarafsız olsun istiyorum. Ama yine de içimde bir yerde yani beni korusun. Yani ben istemesem de reddetsem de korusun istiyorum. Çok normal. Seviyorum. Bu senin daha önce hiç yaşamadığın bir duygu. Sen bunca zaman tek başına ayakta durdun. Ama insan bazen yaslanmak istiyor. Şöyle bir ağırlığını vermek istiyor. Hep yük taşımak yoruyor. Arkadaşının durumuna çok üzülmüş. Evet. Üzüldüm. Videoyu gördünüz mü? Ortalık yıkılıyor. Herkes Ozbe'nin videosunu konuşuyor şu anda. Gördüm. Bir de reklam ajansından mail aldık. Bu muhteşem fikriniz için sizi tebrik ederiz dediler. Uluslararası platformların hepsinde video dönüyor şu an. Viral olmuş durumdayız. Kıraç Bey neyiniz var? Dicle geldi mi? Yok daha gelmedi. Sevgilim sen hangi kapıdan girecektin? Tamam ben şöyle ineyim. Hayır yok gelmişken bırakayım olmaz geldik zaten. Yok yok hiç gerek yok. Tamam buradan ineyim ben canım, buradan. Canım sen arkada ineceksen eğer orada bırakayım problem yok. Sevgilim gerçekten gerek yok. Giderim ben. İyi tamam. Bak bir şey olursa mutlaka beni ara tamam mı? Haber ver. Yapabileceğim bir şey olursa yardım ederim. Bir de inanıyorum ben inşallah çok güzel olacak iyileşecek. İnşallah. Bir öpücük. Bir tane minicik küçücük. Hı. Seni seviyorum. Ben de seni. Görüşürüz. Günaydın Ceyda Hanım. Senin ne işin var benim evimin önünde? Affedersiniz. Bütün gece çalıştım. Ve Fırat'la ilgili çok önemli delillere ulaştım. Ne gibi? Karavanında bulduğum içki şişeleri gibi. Ben demiştim. Dediniz Ceyda Hanım dediniz. Ben de bu makul şüphe üzerine bütün gece çalıştım didindim ve sete sızdım. Aferin. Bak isteyince oluyormuş. Hakikaten aferin. Varlığınıza duacıyım Ceyda Hanım. Ben sete gidiyorum. Ajansı boş bırakma. Kapı geliyor. Alo. Oğlum izledin mi? Neyi lan? Neyi izledin mi? Ne bu heyecan? Hayırdır? Oğlum herkes seni konuşuyor. Neyi konuşuyorlar lan? Ya aç herhangi bir sosyal medyana gir bir bak. Neye bak? Dur bakıyorum dur. Gel gel kaldıracağım naaşını.
bak lan, göreceksin arşını. Sokrates değil, kafa boş vurup beyin eksik. Lan kaç. Su, bir tanem bir bakar mısın bana? Canım, su, su. Bugün benim çok önemli bir toplantım var, dinliyor musun beni? Ha. Toplantı çok önemli, lafa söze karışmak yok. Sana diyorum. İşte bunu yapmak katiyen yok. Yani böyle elinde bununla car 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 böyle kendini çekmekten selfie merfi istemiyorum. TikTok zinhar. Ya of, tamam okidoki. Kapat şimdi. Ya. Şimdi artık kapatalım. Çektik bak, Miro'yla da benle de oldu bitti, tamam. Ya. Ay, ya deme bana lütfen. Kapat göreceğim. Tamam tamam, kapıyorum tamam. Ay niye inanasım gelmiyor? Fırat geçmiş kızgınlığı yüzünden bir hata yaptı. Anlık ya da yanlışa düşerek. Ama Görkem ne yaptı? Bile isteye adam tuttu. Oyuncumun haline bakın. Bakın evinin önünde sıkıştırıp dönmüşler. Ne yani? Bunu Görkem mi yaptırmış? Bence evet. Setten biri gidecekse Görkem değil, Fırat gidecek. Eski bağımlılığına geri dönmüş. Hicre? Yok öyle bir şey. Bizde yalan yok. İspat var. Fırat Bey'in karavanı aransın. Bütün taşkınlığın sebebi bu. Kendinde değil. Uğur, git bak bakalım karavana. İçki şişeleri var mıymış? Hocam bunları buldum. Anlaşıldı arkadaşlar. İkisini de filmimde istemiyorum. Ne Fırat'ı ne Görkem'i. Bu filmin kaderiyle kimse oynayamaz. Oynatmam. Sinem. Senin yüzünden ikimiz de kaybettik. Paşa paşa gidecektin. Kabul edecektin. Kabul edecektin Fırat'ın alkolik olduğunu. Öğrenmiştin, biliyordun, bile bile sustun. Bu ne hırs canım, ben anlamadım ki insan hayatıyla oynayacak kadar. Sadece kendini değil, benim oyuncumu da yaktın. Hadi bakalım şimdi öküz gibi tazminat ödeyeceğiz. Bu kadar da fazla artık Dicle. Bardak taştı, gerçekten bardak taştı artık. Hazırız Barış Bey. Buyurun. Yaşarım bunu sana sormam. Bu hayat benim mesir olmam. Sana evrende küçücük bu dünya. Ama büyük lan o egondan. Yaşarım bunu sana sormam. Bu hayat benim esir olmam. Sana evrende küçücük bu dünya var. Ama büyük lan o egondan. Severim gelir bir anormal. Gülerim gelir bir anormal. Ulan sana mı kaldı koca dünya? Bak dönüyor dönüyor bu devran. Yazmışlar beni gerçeğin hükmüne filozoflar. Bu yıldızlar sorulur oz diye sarhoştan sormazlar. Abi sen bana bunu nasıl yaparsın ya? Oz mi? Ya sen bana nasıl sormazsın ya bunu? Haberin olsa viral olmazdı. Böyle şahane bir performans çıkmazdı. Fena mı olur? Ya istemiyorum dedim. İnanmadığım işin içinde olmam dedim değil mi Kıraç? Aşk olsun ya. İçine sinmedi mi freestyle gecesi? Bütün Türkiye seni konuşuyor. İstemediğim ürünün reklamını yaptırdın bana ya. Gitmişsin Sokrat'a da yalan söylemişsin. Yok Oz bir reklamı kabul etti falan demişsin böyle. Hepsi sana şahane bir diss attırmak içindi. Video Trend sitesinde bu arada rap camiası hep olumlu.
Hem beni kandır, hem arkadaşlarımı kandır. Olayı kur, yap, düzenle, oynat. Kıraç, benim menajerime güvenmem lazım, biliyorsun değil mi? Ben sonuca bakarım abicim. Sen sanatını icra ettin. Biz de içine minnacık bir ürün yerleştirdik. Bu. İstemiyorum abi. Geri yolluyorsun. O videoyu da her yerden kaldırtıyoruz. O kadar. Abicim olan oldu. Video milyondan fazla tık aldı. Kaldırsam ne olacak? Yok yok, gönderiyorsun abi. Kaldırıyoruz. O video gidecek yani. Her yerden kalkacak. Ozbi, adamlar çok memnun. Bak para yattı bile. Bak bir bak. Rica edeceğim bir bak. Bak bak. Bak bir rica edeceğim. Bir bak rakama bak ya. Rakam bu mu? Yani... Biz neye uğraşıyoruz biraderim? Bu daha bir şey değil. Adamlar jingle istiyorlar. En az iki katını verecekler. O parayı hemen gönderiyorsun abi. Hemen gönderiyorsun. Ha şöyle brocum ya. İşte profesyonel yaşam. Hakkını alıyorsun. Hem arkadaşlara da dağıtırsın. Söylerim ben muhasebeyi, gün içinde hallederler. Yok yok. Hemen şimdi yolla abi. Parayı hemen yolla. Okey brocum. İvan'ı yolla bana. Aman ekran görüntüsü gönderme sakın ha. Copy paste yapabileyim. Çocuklara tasma takacaklarına hayat versinler bari. Bu parayı hemen bu derneğe gönderiyorsun. Bari bir çocuğun hayatına umut olalım. Onu yaşatalım. Tutulur mu acep günlüğüm? Ne paraşlık oğlum, kirpas tutardı önlüğüm. Şimdilerde biraz ünlüyüm. Ama maalesef yaşamam para için. Aşklara düşkünüm, adım Onur. Lakabım Ozbi. Ben böyle özgürüm. Kamu spotu Peri'de. Bütçe belli, saat belli. İnan hiçbir şey yapamam, 10.000 lira. 10.000 lira. Olur yani çok az ama neticede kamu spotu değil mi? Bugün çekiyoruz, kendisi gelebilecek mi? Tabii ki. Sizin terasta çekelim, malzemeler yanımızda. Yani tabii olur, mekana para vermeyin değil mi? Yani nasıl olsa kamu spotu. Kim ilgilenecek? O zaman biz kuruluyoruz. 2 saati sizden haber bekliyoruz. Ay tabii ki. Tabii ki geliyoruz. Ya çok teşekkür ediyorum beni kırmadığın için. Seni hiç kırar mıyım Peri de? Tabii birbirimize yardımcı olacağız. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Kolay gelsin. Kız, aferin sana. Alo. Dicle, aşk olsun. Gerçekten bravo yani size. Nasıl arkadaş kazasıymış bu? Barış'a hiç yakıştıramadım. Bir dakika anlamadım. Ne oldu ki? Barış Bey seti durdursun, ekstralara gitsin. Oh! Yolluyorum fotoğrafları şimdi, bakarsın. Seni kaza geçirmişti. Ya, Dicle. Lütfen anlatacağım sonra sevgilim, tamam mı? Anlatacağım sonra. Bir bitsin şu iş.
Ya Barış, hepimize yalan söylüyorsun diyorum. Sette fotoğrafların dolaşıyor. Herkes gördü, biliyor yalan söylediğini Barış. Aşkım, lütfen idare et beni. Rica ediyorum senden. Egemen Bey, ben de bilmiyordum. Gerçekten bilmiyordum. Haberim yoktu. Ya menajeri geçtim. Siz sevgili değil misiniz? Nasıl inanayım ben buna Dicle? Evet, çok haklısınız ama haberim yoktu işte. Tamam, Barış bir hata yapmış. Bakalım bunu nasıl telafi edecek? Ben kendisiyle konuşacağım. Her şeyi konuşacağım. Size de haber vereceğim sonra. Of. Delireceğim. Defneciğim. Bir kamu spotu var. Heh. Ormanlarla ilgili. Ha. Özellikle seni istiyorlar. Ay çok teşekkür ederim Feride. Aslında biliyor musun? Bu ormanları, canım ormanları yakıyorlar. Sonra da orman vasfını yitirdi diyerekten o güzeli maaşları kesiyorlar. Ayol, orman vasfını yitirmez ki. Vasfını yitiren insandır. Sen girdin bile çoktan havaya. Karaktere girdim şekerim. Bir tanem, şimdi ben Kaşe'yi de konuştum. 20.000 diyorlar. Yani senin içinde bir sorun yoksa yukarıda set hazır. Hemen çekime başlayalım. Perideciğim, senden bugüne kadar hiç kötü bir iş gelmedi ki. Ay kabul etmez olur muyum? Okey tabii. Tamam, hadi gidelim. Hadi o zaman. Ay Feride, sen bir harikasın. Canımsın sen, canımsın. Hadi bakalım, siz ikiniz de gelin. Bak, Miro sana emanet, tamam mı? Miro, hadi gel. 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 Günaydınlar Ceyda Hanım. Fırat Şen filmden atıldı değil mi Ceyda Hanım? Görkem Atalay'a attığı yumruklar yanına kar kalmadı değil mi? Vay, vay. Aşkın son hali setinde olay diye girelim. Fırat Şen, Görkem Atalay'ı sette yumrukladı. Evet. Hala çok az takipçim var ya. Ya millet zırt diyor, fenomenal oluyor. Ben burada ulaşılmaz bilgileri oluşturuyorum. Hah, dur. Bir kişi geldi. Böyle işte Damla'ya Damla'ya. Şişeleri buldunuz mu efendim? Bulduk. O halde Fırat filmden kovuldu. Evet. Ama yönetmen Görkem'i de kovdu. Nasıl olur? Dicle işte. Dicle'nin işleri. Sırf kendi oyuncusu filmden çıkmasın diye Fırat'ı savundu. Artık ailesinden kime çektiyse. Ceyda Hanım, bu kız ne yapmaya çalışıyor? Doldurun beni, doldurun beni. Salın bu Dicle'nin üstüne. Durul. Çık. Lütfen. Hadi git. Emredersiniz Ceyda Hanım. Evet, şimdi yan kaslara saldırın dediler. Biz de saldırdık. İşte tablomuz bu. Ben yaz dizisinde oynayacak herkesi çıkarttım. Yaz dizisi demişken bu esas kızın Şamşırık kanka kastı var. Onu ne yaptın sen? Şamşırık ne be? Ya işte iki tane yakın arkadaşı var ya. Biri mahalleden yakın arkadaşı, biri de şirketteki yakın arkadaşı. Hani böyle şirketteki böyle kostümler giyiyor, kocaman gözlükler takıyor. Kızım Arhan Bey seni deli gibi istiyor falan diyor. Hani dramatik hedefi patronu kız ayamamaya çalışan o. Ben onu atlamışım ya. Tamam, neyse ben ona iki kast buldum. Şimdi bu sayfadan çık, diğerine gir. Dur. Heh. Biri bu kız. Diğeri de aşağı. Bu. Sizce hangisi daha şımarık? Bu. Olur mu canım? Bu daha şımarık. Bu çiçekler nereden geldi? Ne oldu sana? İyi misin sen? Yok bir şey. Doğru düzgün uyuyamadım gece. Yorgunum. Nereden geldi çiçekler? Babandan. Ha. Adnancığım bak, o zaman da söyledim. Ve biz bütün başrolleri senin işe verdik zaten.
Biz çok inandık o şizofren kadına, kloptoman kardeşe, borderline enişteye, bipolar komşuya. Aynen, aynen. Belli, belli. Yarın çifthaneli reytingle açacak çocukluğum zihnimde. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Eyvallah. İzleme de görüşürüz. Tamamdır. Selam. Selam. Ersan mı vardı? Evet. Neden? Allah Allah. Kızıma çiçek alamaz mıyım? Bir sebebi yok. Daha doğrusu sebebi çok. Ne gibi? Kızımı çok sevmek gibi. Beğendin mi çiçeklerim? Hı. Biliyorsun papatyayı çok sevdiğimi. Bir de ona sor bakalım. Seviyor muyum? Sevmiyor muyum? Sorarız. Hafta sonu bir yerlere kaçalım mı sen? Benim burada çok işim var ama. Başlarım işe. Ayarlarız hepsini. Büyük adaya gidelim. Bak çok güzel ayarlara götüreceğim seni. Ay'a Yorgi'de günü batırırız. Sonra otururuz karşılıklı. Dertleşiriz, konuşuruz. Saçmalarız. Ağlarız belki. Neyse kovuluruz. Olur. Defne Hanım. Hı? Orman hepimizin temasını düşünüyoruz. Güzel. Özellikle orman yangınlarına karşı insanımızı bilinçlendirmek için detaylarımız var. Harika, çok güzel. Sizin sahnelerinizin üzerine dış ses konuşacak. Hepsi bu. Yani hiç lafım yok öyle mi? Zaten kamu spotu çok kısa olur. Ha. Ben bir sete bakayım. Evet, tamam. Ay peri de. Ay sen çok yaşa. Ayol tek bir kelime bile etmiyorum. Dizideki kaşemden fazlasını alacağım. Ha, ha, harika. 10.000. Anlamadım. 10.000. Bu iş için önerdikleri para. Ayol olur mu öyle şey? Geride 20.000 dedi. Yalan. Sen ne demek istiyorsun? Şunu demek istiyorum. Adamlar 10 dedi, peri de sana 20 dedi. Bu kadar basit. Ay benim canım, benim bir tanem. Nasıl gidiyor? Perizeciğim, iyi niyetinden zerre kadar şüphem yok. Tamam, ben sana yaşamak için çalışmaya ihtiyacım var dedim. Doğru. Ama yardıma ihtiyacım var demedim. Asla da demem. Ha bu arada teşekkürler Peride. Defne. Defne hayatım. Sen yaptın değil mi? Ha? Sen yaptın. Ne dedin ona? Ben bir şey yapmadım Piper. Gerçekler yaptı. Ay bayılacağım. Ay. Ay hepsini söyledin değil mi? Öf. Öf. Ay ne olur bize sen başlama. Al. Öf. İzleme nerede akşam? İşte aynı yerde. Bizim Betiler'de. Ha. Sen de erkenden gidelim mi Kıraç? Şöyle 7 gibi gidelim, bir güzel olalım. Olur olur, kaçarım ben. Ha? Dağıtın bugün. İyi, süper. Karşımıza da karamürler giriyor. Giriyor vallahi. Yani kanalda da iyi cesaret vermiş. Yılın en çok satan kitabından uyarlanan dizinin karşısında bir A dizisiyle giriyorlar. Tebrik ediyorum. Biz hiç oyuncu verdik mi karamürlerde? Bir jüri de var ama Emrah da onunla ilgilenecek. Bütün ego çocukluğumuz elimdeyiz o zaman. Aynen. Güzel, güzel. Merhaba. Merhaba Bekir'cim.
Ne haber Bekir? İyi vallahi ne olsun. Ya bu Jüri de paylaşmış da karamürverin fragmanını, ona bakıyordum şimdi. Ha nasıl o fragman, ben izlemedim. Ya acayip yani, olaylar falan var böyle, ağa var bir tane. Merak ettim ha. Hadi ya. Ya şimdi bu çocukluğum zihnimde de her kanalda bir tane var. Ama bu iş orijinal yani, ben bunu izlerim herhalde. Saçmalama Bekir. Çocukluğum zihnimde izliyoruz bütün ekran. Kaç tane oyuncu verdik oraya? Ama ben size daha önceden de söyledim Kıraç Bey. Yani tarihte hiç başlayıp da yarıda kesilmiş bir ağ dizisi var mı? Mardin'e gidip, Antep'e gidip de bir sezon çekmeden dönen bir ekip var mı ya? Ben yapacak bir şey yokken total adamım. Aklım karşı koysa da ruhum hikayeden etkileniyor yani. Ne yapayım? Total'e kulak mı versek? E zaten bizim işte Total. Bak, fragmandan pek Total satın almış gibi durmuyor ama. Bence biz AB'ye değer verelim. Yani AB izlesin, Total de onu takip eder, gelir izler onu. AB de Total'in peşinden gidiyor gerçi ama. Hiç o eski AB'ler, Total'ler kalmadı ki zaten Kıraç. Yani o fark kalmadı artık arada. Nerede eski Total'ler, AB'ler? Yok. Meral, bir baksana şu nasıl duruyor? Güzel. Güzel mi? Sen çok yükselmedin sanki. Yok ya, ben heyecandan. Hmm. Ya Dicle, benim elbisem nasıl? Çok mu fazla? Yok, bence çok güzel. Geceyi kaldırır. Bakayım. Sen deli misin? Çok güzel olmuşsun. Asıl sen çok güzelsin. Bir tek kanatların eksik. Hmm, teşekkür ederim. Çok tatlısın. Oldu mu böyle? Al bakayım. Şunu da giy. Hmm. Yansın ortalık. Yansın. Bakalım. En son Barış diyordum. Barış diyordum, evet. Barış niye bu otel organizasyonunu senden gizlesin ki? Sevgili olmanızı geçtim. Sen onun menajerisin. Zaten bu olay patlayacak bak, ortalık karışacak. Ya kendi kafasına göre iş almış, bir de bunun için seti aksatmış. Siz bir daha konuştunuz mu? Hayır, konuşmadık. İşte izleme gecesi diye gelecekti, bana eşlik edecekti ama hani nerede? Yok, yok. Bilemiyorum. Bana biraz karışık geldi bu durum. Yani bazı parçaları oturtamıyorum yerine. Vallahi bilmiyorum Meral. Çok zor bir gün geçirdim. Şu izleme gecesini bir atlatalım. Ondan sonra kafa göz gireriz. Bu konuya konuşuruz. Kafa gitti çünkü bende. Hadi çıkalım. Tamam hayatım. Bir dakika, sonra bir parlatacağım. Ha, parlat bakayım kendini bakayım. Ah çok güzel. Tamam. Hadi. Oo, çok güzel. Kapat ışığı. Çıkalım. Geç kalmamışızdır değil mi? Yok, gidince bakarız. Biraz konuşabilir miyiz? Meral sen önden git istersen, ben arkadan. Gelirim zaten, başını kaçıracaktık her türlü. Ben kaçtım o zaman. Evet, seni dinliyorum. Sete benim de haberim yok demişsin. Kusura bakma, idare et direktifine uymadım. Direktif? Hı hı. O nasıl laf ya? Sana çok kızgınım Barış. Bütün gün içim içimi yedi neden bana yalan söylüyorsun diye. Hastaneye girmeden taksiye binip gittiğini gördüm senin. Öyle olması gerekti. Bu otel işi nereden çıktı? Kendine, bana, egoya ne kadar büyük bir zarar verdiğinin farkında değil misin? Şimdi Ceyda Hanım çoktan öğrenmiştir bile. Hala ego diyorsun ya. Hayat sadece işin değil Dicle. Bu hayatta ben de varım. Benim gerçeklerim var. Benim ailem var. Anlamadım. Ne demek şimdi bu? Sadece sen istiyorsun diye yapmam gerekenlerden vazgeçemem demek. Ne yapman gerekiyorsa o zaman bana gelseydin, söyleseydin, yardım isteseydin, o zaman biz bu olayı çözerdik, hallederdik Barış. Bugün yaptığın gibi mi? İdare bile etmedin ya beni. Sete evet, kafasına göre takılıyor demişsin. Benim de haberim yok demişsin. Ama Fırat'ın alkolünü gizledin. Onun için bu inceliği yaptın. Benim için yapmadın. Çünkü yalan söyledin. Fırat sana yalan söylemedi mi? İçki içmiyorum dedi, uzak duruyorum dedi. Ama durmuyordu. Hangisi daha büyük yalan sence? Onun arkasında durdun Dicle. Onun için sustun. Onun sonuna kadar destekledin. Benim için yapmadın. Neden? Çünkü ben seni sevgilim.
Yalan söylemem, menajer Dicle'nin değil. Ama sevgilim olan Dicle'nin ağrına gitti. İşle aşkı karıştırdım diyorsun yani. Aynen öyle diyorum. O zaman şöyle yapalım. İkisinden birini seçelim Barış. Kimse üzülmesin. Adnan Bey, ama Adnan Bey bu ne şıklık ya? Bunu bize yapmaya hakkınız var mı ha? Ya yemin ediyorum bu kadar yapımcı tanıyorum. Sizin kadar şık giyineni ben daha görmedim. İtalyan mafya gibisiniz yahu. Hadi iyi akşamlar, iyi seyirler. Aa, Ceyda'cığım. Ece. Nasılsın? İyi, heyecanlıyız. Ya değil mi? Vallahi ben psikoloji işlerini baştan beri destekliyorum ama şu Kara Mürver'in setine gittim. Enerjiyi anlatamam, anlatamam. Ya evet, çok güzel gerçekten. Tam halkın tarzında yazıldığını düşünüyorum. Temposu, konu bütünlüğü. Aynen hayatım ya. Bu toprak işleri ne yapıyorlar, ediyorlar, bir şekilde tutturuyorlar. Evet. İşte bizimkiler bütün başrolleri bu işe verdiler. O yüzden ego için çocukluğun zihninin tutmasından başka çare yok. Tutar tutar. Bu da tutar. Gerçi ben tek kare bile izlemedim daha ama... Yani biliyorsun fragmandan sonra biraz böyle bir söylentiler oldu. Psikoloji kısmını biraz abarttılar falan diye. Evet. Evet gördüm. Biraz senaryoda yazılandan daha sert çekiyorlar sahneleri. Hadi bakalım yarın göreceğiz. İnşallah iki haneleri görürüz ha. Ne diyorsun? Umarım. Hadi iyi seyirler. Sana da. Oo, nedir bu güzellik acaba? Mersi. Arzucuğum bak sen böyle geç. Heh. Tamam. Selam. Yani erken geliyordun sen. Kıraç kusura bakma anca gelebildik. Bak şu patlıcandan ye çok güzel. Ha şu mu? Yıkılıyor. Doğru Arzu bak sen bugün hiç yemek yemedin şundan ye biraz hadi ayağa. Ay yok ya heyecandan iştah miştah kalmadı. Arzu bak bu dizi izlemeleri burada bitmez ama. Yani bunun daha devamı olur, after olur. Ondan sonrasında bir grup ayrılır bir mekana geçer. Oradan bir eve geçilir. Bu gece bitmez devam eder. Biz bu geceyi bitirmek istiyorsak yiyeceksin. Bu geceyi bitireceğiz hem de çok güzel bitireceğiz. Tamam. Tamam hadi ye. Ye şundan. Ay sağ ol. Meral ne haber? İyi senden ne haber? İdare eder. Gülün. Ne var Gülün? Hey. Tüm kirlerinden temizleneceksin. Pırıl pırıl olmalısın. Temizleneceksin. Bütün kirlerinden temizleneceksin. Pırıl pırıl olacaksın. Kir kalmayacak. Temizleneceksin. Temizleneceksin. Kir istemiyorum. Kir kalmayacak. Temizleneceksin. Hiç kir kalmayacak. Hiç kir kalmayacak. Temizleneceksin. Kara Mürver büyük olayla girdi. İki aile birbirine girmiş durumda. Sosyal medya yıkılıyor şu anda. Herkes Kara Mürver'i yazıyor. Ne diyorlar? İşte çok tempolu başladı.
Ben bu hikayeyi tuttum, izlerim, sevdim. Bize bir şey ne diyorlar? Yani işte millet kustuk, psikolojimiz bozuldu. İyi kardınız. Bunları yazmış. Başka? Oyuncuları övmüşler, tek tek hepsini övmüşler şimdi. Güzel, bak keyfim geldi şimdi. Bir oyuncu böyle iyi bir şey söylediği zaman, yani övgü dolu bir şey söylediği zaman bir acayip bir his geliyor bu arada. Yani sanatçı değiliz ama bizimki de bir sanat be abi, duygusu. Ama hepsini tek tek siz buluyorsunuz Kıraç Bey. Bak. Öyle. Yapma ne olursun. Ya inan bana, bu başrollerin bile başına geliyor. Yani ilk bölümler hep böyle uzun olur. Juju hadi Juju. Jülide. Yani tatlım seni beğenmeseler, etmeseler bunu gelip yüzüne söylerler. Yani böyle bir şey yapmazlar ki. Jülideciğim hadi ne olur. Bak bir sürü şey olmuş olabilir Juju. Kanal temposunu beğenmemiştir. Yani ne bileyim, yönetmen bir revize vermiştir. O yüzden olmuştur. Yapımcı aşk aksına geç girmek istiyordur Jülideciğim. Ne olursun çık hadi canım hadi lütfen. En azından önceden haber verselerdi Emrah. Ben de böyle aptal gibi hayaller kurup gelmezdim buraya. Allah kahretsin ya, Allah kahretsin. Tamam Juju bak sen zaten haklısın. Ama sana söz veriyorum, ben halledeceğim bunu. Lütfen gel. Gidelim masamıza oturalım. Ben senin yerine söz veriyorum, yönetmenle konuşacağım. Mutlaka mantıklı bir açıklamaları vardır Jülideciğim. Hem zaten bundan sonra her bölümde varsın. Hadi ne olur çık. Hadi, hadi artık. İstemiyorum Emrah. Vallahi istemiyorum. Sen git, git izle. Ben gerçekten burada böyle çok iyiyim. Kusura bakmayın. Arzu, ben şurada bir telefonla konuşuyorum. Hemen geliyorum. Şuradayım. Tamam mı? Alo Emrah, bura yıkılıyor, yıkılıyor. Karamürver nasıl? Çınar Bey, esas burası yıkılıyor. Hadi canım, o da mı çok iyi? Yok, ondan değil Çınar Bey. Jülde'nin bütün sahnelerini kesmişler. Nasıl kesmişler? Vallahi sormayın. Yapımdan biri ağzından kaçırdı. Kızım orada çok bozuk. Şimdi de kendini tuvalete kapattı Çınar Bey. Yani Emrah, bizim bir işimizde olaysız geçsin. Bir işimizde de hiçbir olay olmasın Emrah. Vallahi Çınar Bey sormayın. Sizi de böyle yemeğinizden ettim ama kusura bakmayın. Yok canım, ne yapalım, yapacak bir şey yok. Siz nerede izliyordunuz? Etiler'deydiniz değil mi? Evet evet Çınar Bey, Etiler'de. İyi tamam, bu tam Levent'e dönerken o köşedeki mekanda değil mi ora? Evet evet orası. Tamam tamam, ben geliyorum Emrah, kapat. Kapat hadi, bay bay. Arzu, ben hemen geliyorum. İki dakika bir işim var, hemen geliyorum. Tamam. Tamam. Hı, tamam, sen izle. Hemen geldim. Buradayım.
Şurada Çınar Bey, ben ne diller döktüm, neler söyledim. Çıkmıyor, bana mısın demiyor. Yok Çınar Bey. Siz geçin. Jülide. Jülide bir çıkar mısın Jülideciğim? Bir konuşalım, hadi bir çık konuşalım Jülide. Çınar. Çınar, ben rezil oldum Çınar. Çınar. Jülideciğim, niye rezil olacaksın? Rezil falan olmadın. Bak bu sahne atılma olayları bir kere her oyuncunun başına geliyor. Sen de biliyorsun. Bak sen bir çık. Bir şuradaki masaya oturalım, konuşalım. Ben sana anlatacağım. Kaç tane oyuncunun başına geldi? En baba oyuncuların bile başına geliyor bu. Anlıyorum. Tamam, biliyorum yani ilk bölümün, ilk heyecanın. Şimdi herkese söyledin, insanlar soracak sana ne oldu diye. Hepsini anlıyorum. Yani berbat bir durum. Onun da farkındayım ama... Yani bunun seninle bir alakası yok Jülide. Lütfen Jülideciğim, hadi aç şu kapıyı. Jüjü, hadi ne olursun çık. Yapma böyle. Hadi Jüjücüğüm, lütfen. Jülide! Jülide, bak Jülide merak etmeye başladık. Aç şu kapıyı, çık hadi artık. Hadi çık bir konuşalım Jülide. Jülide, Jülideciğim. Şuş hadi. Bak endişeleniyoruz. Jülide şu kapıyı açar mısın? Bir aç konuşalım. Hadi. Bak kıracağım yoksa kapıyı Jülide. Kırmayacağım ben, kırmayacağım. Jülide. Jülide, canımın içi. Nasıl olmuşuz? Jülide efsane olmadı mı ya? Hoş buldum. İsim soyisim alabilir miyim? Dicle Ertem. Ajans? Ego Ajans. Ya kaç kere söyleyeceğim toprağı kurup, kurup böyle bırakmayın diye. Kaldır şunları. Başka tabak getir. Zehra! İşiniz yok burada efendim. Mümkün değil. Bir daha bir bakabilir miyiz birlikte? Çünkü şey, bugün gönderilen listede adım vardı. 5. sıradaydı. Bir daha bir bakabilir misin? Maalesef yok. Ama bu çok mantıksız. Yani bakın arkadaşlarım içerideler zaten oradalar. İsterseniz ben size menajer kartımı vereyim ya da asistanım içeride. Onu arayayım. Hangisini yapayım? Ego Ajans'ın listesinde Dicle diye birisi yok.